Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden dokuzuncusundayız. Bu videoya lütfen dikkat edin. Buradaki yaptığımız tekrar ve sorulardan ÖSYM'de mutlaka bir soru gelecek diye hissediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel hazırlanmış. Yani boş konuşmadığımı hepiniz biliyorsunuz zaten. Çok dikkatli olun ve soruları dikkatli bir şekilde çözmenizi e, rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen çünkü üçgen mantığında sorulan sorular zaten biliyorsunuz. Evet bu 9. tekrar videosunda ne yapacağız arkadaşlar? Dikdörtgen ve kareyi tekrar edeceğiz. Evet çok güzel sorular var. Biraz sonra göreceksiniz. Evet ne yapıyorsunuz bu arada şunu söyleyeyim. Sizin yapacağınız iş her zamanki gibi tekrarı dinleyin, ardından soruları siz kendiniz videonun açıklama kısmında boş bir PDF var. Çıkartıp onun üzerinde çözümü yapacaksınız. Çözümü yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Çözemediğiniz soruları dolu pdf'te yani dokuzuncusunda arkadaşlar o başlığı biliyorsunuz zaten. Ee, dolu pdf'ten bakacaksınız ve artı hala anlamadığınız pdf'te de dolu pdf'te de o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Yine videosunu izleyip oradan e, sorun çözümüne ulaşabilirsiniz. Evet dikdörtgen ve kare e, her sene sınavda çıkan sorular arkadaşlar. Evet buradaki sorunun aynısı çıkacak demiyorum. Bu e, mantığı belki de aynısı çıkar bilemiyoruz arkadaşlar aynı soru mantığından mutlaka mutlaka çıkacak diyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden dikkatli olun bu konuda. Evet dikdörtgen. Arkadaşlar dikdörtgen nedir? Dikdörtgen bakın paralel kenarda ne yapıyorduk? Paralel kenarda ve yamukta temel orantı ve kelebek benzerliği ile çok fazla aşırı neşir oluyorduk. Uzunlukla alakalı şeylerde. Hatta Alanla da çok kaçırılmış oluyorduk. Ne yapıyorduk? Alan dağıtıyorduk. Orada da öncesinde bir yine benzerlik benzerlik içimize yarıyordu arkadaşlar. Burada dikdörtgen ve karede özellikle dikdörtgen paraya kenarın özel bir hali olduğu için dik, kenardaki sorulabilen soruların hepsi yine burada karşımıza gelebilir arkadaşlar. Ee, dikdörtgen paraya kenarın özel bir halidir arkadaşlar. Ee, burada ekstradan ne var? 90 derece olduğu için ve ekstra bir 90 derece çıktığı zaman burada ne çıkacak? Yine karşımıza benzerlik çıkacak. Temel orantı ve kelebek benzerliği çıkacak alan çıkacak. Alan dağıtma falan çıkacak. Bir de ekstradan alfa beta benzerliği çıkacak arkadaşlar karşımıza. Şeklin içinde dikdörtgenli ve karede soruların içerisinde ekstra bir 90 derece varsa alfa alacaksın. Ha özel açıda katmışsa özel açı mantığını da kullantırabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, köşegenler ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit. Sebebi çok basit arkadaşlar. Çünkü şunlar olmasın farz edin. Şöyle şöyle çizdiğim zaman paraya kenarın özelliklerini taşıdığı için ne oluyor? Köşegenler birbirini ortalıyor. E Hocam burada bir 90 derece var. 90'lar çizilen kenar ortak muhteşem bir sağladığı için burası da eşit. Burası da ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Bakın gerçekten de köşegenler birbirine eşit ve köşegenlerin kesim noktasından köşeler olan uzaklıkları da birbirine eşit oldu. Hatta köşegenlerin kesim noktasına biz ne diyoruz dikdörtgende ağırlık merkezi di. E, Dikdörtgenin merkezi de diyebiliriz. Ağırlık merkezi de diyebiliriz. Ne işimize yarıyor? Dikdörtgenin ağırlık merkezi dediği zaman köşegenlerin kesim noktasıdır. Ağırlık merkezinden ya da merkezinden şuraya dik çizdiğimizi iki eşit parçaya böler. Sebep ikiz kenar olduğu için tabanı iki eş parçaya böler. Hatta burada bir orta taban çıkıyor. B ise burasında ne çıkar arkadaşlar? B bölü 2. Aynı şekilde buradan da buraya dik çizdiğinde burayı da iki eşit parçaya böler. Burayı da iki eş parçaya bölecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Şu parçayla da şu parça eşit. Hatta burası da ne olur? Ort tabandan dolayı. Burası A ise burası da A bölü 2 diyebiliriz. Aynı diki şöyle de şöyle de çizebiliriz arkadaşlar. Birinci temel mantığımız bu. Evet dikdörtgenin özellikleri. Bir neymiş arkadaşlar? Köşegenler birbirine eşit. Ve köşegenlerin kesim noktasından köşeleri olan uzunlukları birbirine eşit. Hatta biz şunu söylüyoruz. Köşegenleri eşit olan dörtgenlerde. Bu zamana kadar köşegenleri eşit olan bir dörtgen gördük mü? Evet. X kenar yamuk mesela köşegenle alakası bir yerde bir eşitlik varsa diğer köşegeni çizmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dikdörtgende de aynı, karede de aynı şekilde arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Köşegen çizeceksiniz arkadaşlar. Özellikle bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse. Evet özellikleri asıl özellikleri neymiş? Paraya tüm özelliklerini taşıyor. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Sonra köşegen uzunlukları birbirine ortalar ve birbirine eşit. Ve kesim noktasından köşeler olan uzunlukların birbirine eşit olduğunu söyledik zaten. Dikdörtgenin çevresi çok basit. A, B ise A, B, A, B toplam şeklinde kendimiz bulabiliriz. Özellik olarak algılamanıza gerek yok. Dikdörtgenin alanı desek ne dersiniz? Hocam e, taban çarpı tabana ait yükseklik ya. Tabana ait yükseklik aynı zamanda aynı kenar yapıyor. Yani A çarpı B yapıyor arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Dikdörtgenin içerisinde yani şimdi artık özellik mi özellik çıkmıyor sorularda ama ne olur ne olmaz. 5-6 sene öncesine kadar paraya kenarda da bir özellik sormuşlardı. Dikdörtgende de sorabilirler. Belli de olmaz. Arkadaşlar içeride ya da dışarıda bir nokta alınırsa karşılıklı köşelerden çizilen e, uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani KA'nın karesi artı KC'nin karesi eşittir. KB'nin karesi artı KD'nin karesine eşittir. Zaten dörtgenlerdeki böyle Bilmemiz gereken özelliklere baktığımız zaman hep karşılıklı kenarlarla alakalı bir şey var arkadaşlar. Mesela hatırlayalım. Hatırlayalım. Şöyle bir ön bilgi olsun arkadaşlar. Köşegenler dik kesen bir dörtgende ne yapıyorduk? Hocam A, B, C ve D ise karşılıklı kenarların kareleri toplamlarıydı. Yani A kare artı C kare, B kare artı D kare eşitti. Bu iç bir kedi olabilirdi fark etmez. Ya da bir paraya kenar olduğunda bakın şimdi güzel bir hatırlatma. Yani genelde böyle ekstra bilinmesi gereken özellikler paraya kenarda da karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar vardı. Yine aynısı arkadaşlar karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı bu sefer. Kareleri toplamı değil. Kareleri toplamı nerede geliyor biliyor musunuz? 90'ın olduğu yerlerde geliyor. Biraz önce ne dedim ben? Köşegenler dik kesirse dedim. İşin içinde 90 varsa karşılıklı kenarlar ve kareleri toplamları arkadaşlar. Aa burada 90 yok. Ha şurada 90'ı şöyle verebilir. Yani o paralellik anlamında e, paralelliği gizlemek için şey yapabilirler. Paralellik de 90 da olabilir. 90 olduğu zaman da paralellik oluyor zaten. Ne olacak arkadaşlar? Karşıtlık köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit. Şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı bu uzunlukla bu uzunluğun toplamına eşit. Bak genel bir e, uyarlama yaptık arkadaşlar. Burada da ne dedik arkadaşlar şimdi? Burada da şunu sileyim kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Burada da diyoruz ki köşegen içerisinde arkadaşlar dikdörtgen içerisinde ya da dışarısında bir nokta alındığın zaman köşelere çizildiği zaman bu çizgilerde karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Çünkü 90 derece var. KA'nın karesi artı KC'nin karesi, KB'nin karesi artı KD'nin karesi. Bu özelliği bilin diyoruz. Sebep aslında bunun da ispatı dik üçgenden çıkıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz mesela? Hocam şuradan bir dik, buradan bir dik. Bir burada pisagor, bir burada pisagor. Şuradan dik, şuradan dik. Bir burada pisagor, bir burada pisagor falan filan yaparken zaten karşımıza çıkacak. Ya da e, buradaki dikleri çizmemize gerek yok. Bir burada pisagor, bir burada pisagor yaptığımız zaman direkt e, sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı şekilde dışarıda da olduğu zaman bu yine karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam. Sonra beşinci özellik. Beşinci özellik neymiş arkadaşlar? Ee, ya bunu hep bütün dörtgenlerde söylüyoruz ama bence özel olarak ezberleyin, ezberleyebil, ezberlememiz gereken bir şey değil yani bu. Kendiniz bulabilirsiniz. Bir soru gibi düşünebilirsiniz. Ee, dikdörtgenin orta noktalarını birleştirdiğimizde oluşan dörtgen bir para, e, eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar. Normalde herhangi bir dörtgen orta noktalarını birleştirdiğimiz zaman ne çıkıyordu arkadaşlar? Orta noktalarını birleştirdiğimiz zaman karşımıza bir paralel kenar çıkıyordu. Ama burada Hocam zaten şunlar birbirine eşit. Yani şuraya AA buraya da BB diyecek olursam. AA BB burası. Pisagor korbantısı akar artı B kare. Hocam şurası akar artı B kare. Burası burası ve burası. İçerideki şekil paraya kenar ve paraya kenarın bütün kenarlarının eşit hali. Nedir arkadaşlar? Eşkenar dörtgen olduğunu zaten kendinizde direkt söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani özel olarak bir bilmeniz gereken bir şey mi bu? Değil arkadaşlar. Tamam mı? Sonra dikdörtgende arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyebiliriz aslında. Ben şöyle bir şey de söyleyeyim isterseniz. Ee, şuradan bir hemen şey yapayım arkadaşlar. Pardon. Şöyle bir özelliği biz aslında sorularda özellik olarak kullanmıyoruz ama bilseniz de iyi olur arkadaşlar. Bazen pratikleştiriyor. Yani nasıl bir şey arkadaşlar? Şöyle bir şey. Dikdörtgende köşegen şimdi iki tane şey göstereyim bununla alakalı arkadaşlar. Köşegenle alakalı bir şey olduğu zaman yani köşegen olduğu zaman şu köşegeni çizdiğimiz zaman arkadaşlar daha doğrusu şu köşegeni çizdiğimizde ve evet, aynı şekilde şu köşegeni çizdiğimizde karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları pardon karşılıklı köşelerden çizilen dikmelerin toplamları dikmeler birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Sebep İsterseniz bunu özellik olarak algılayın. isterseniz özellik olarak bilmeden de alfabetalara dalsanız. Hocam şu üçgenle şu üçgen eş çıkıyor. Çünkü bunlar birbirine eşit. O yüzden şu parçayla şu parça eşit diyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta eş olduğundan dolayı ayrıldığı yerler de birbirine eşit oluyor. Bilseniz de olur bilmeseniz de olur. Ben bilmiyormuş gibi her zaman yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu konu anlatımında ispatında yaptım zaten. Bak buradan dolayı da şöyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturulduğu zaman. Şöyle bir üçgen oluşturulduğu zaman. Paralel kenarda da aynısı geçerli bu arada. Buradaki üçgenlerin alanları birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Buradaki üçgenlerin alanları birbirine eşit oluyor. Şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı ya da bu alanda bu alan birbirine eşit oluyor. Sebep. Şimdi şurada kalan A ise burada kalan da A'dır. Burada kalan B ise burada kalan da B'dir. Sebebi çok basit arkadaşlar. Çünkü niye? Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit değil mi? Evet hocam. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşitse şu üçgenin alanı tabanları aynı mı? Aynı. Tabanlar aynı olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2, taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan dolayı alanları da birbirine eşittir. Hatta şu üçgenlere de beyaz üçgenlere de bakın tabanları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için alanları da aynı oluyor. Aynı özellik nerede de geçerli? Paralel kenarda da geçerli arkadaşlar. Yani dikdörtgende öyle ekstradan çok fazla özellik bilmenize gerek yok aslında. Yine kendiniz bunu çıkartabilirsiniz aslında ama bilinse iyi olur daha da pratiklik sağlıyor arkadaşlar bize. Tamam mı gençler? Ha ekstra ne öğrendik mesela biz? Şunu bilin dedik sadece. Karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların kareler toplamları. Bir de olursa hani sıkıntı yaşamayın diye şunu da bilmenizde fayda var diye söylüyoruz arkadaşlar. Diğerleri zaten üçgenlerden çıkan özellikler. Ee, dikdörtgen alanı nedir? Dikdörtgen alanı da biraz önce de söyledik gerçi ama dikdörtgen alanı da direkt A çarp B'ye eşittir arkadaşlar. para A kenardaki bütün alan özellikleri dikdörtgen için geçerlidir arkadaşlar. Hani ne, de, ne diyoruz arkadaşlar? Mesela şu alan tüm alanın yarısı. İşte alan dağıtmalı sorular geldiği zaman yine burada kullanacaksınız. Mesela böyle böyle geldi. Şu alan verildi tüm alanı siz kendiniz şey yapacaksınız gibi 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 şeyler. Ya da bu alan tüm alanın kaçta kaçıydı arkadaşlar? Şöyle şu alan tüm alanın temel yapılardan biriydi. Bu alan tüm alanın dörtte biri gibi. E, paraya kenarda kullandığımız temel yapıları yine burada kullanacağız arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Kareye geldik. Karede bir ön konuşma yapayım. Kare dikdörtgenin daha özel bir halidir. Bütün kenarları eşit olan e, dikdörtgendir arkadaşlar. Dikdörtgende arkadaşlar karede yine ekstra ne gelecek arkadaşlar? Bakın paralel kenarda ve yamukta temel orantı ve kelebek yaptığımızı biliyoruz arkadaşlar. Dikdörtgende ekstradan ne girdi? Ekstra bir 90 derece varsa alfabete girdi. Karede de alfabete girdi. Karşımıza bir benzerlik çıkabilir. Ama bazen çok fazla benzerlik çıkabiliyor. Neye dikkat edin diye söylüyoruz hep. Kenarları belli olan üçgenlere, iki kenara belli olan üçgenlere dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı yaşamayacağınızı hep söyledik. Yine aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. Ama kare soruları nedense Öğrencilere biraz zor geliyor. Sebebi bir ince detay daha var arkadaşlar. Birincisi şu eş üçgen çok fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü niye? Karenin kenarları birbirine eşit ya. Kenarlarının birbirine eşit olmasından dolayı eş üçgen çok fazla karşımıza çıkıyor. Eş üçgenlerle uğraşacağız arkadaşlar burada. Özellikle eş üçgen yapıları nelerdir onları da söyleyeyim size arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı yaşamayın. Mesela her ikisi de içeride eş üçgen arkadaşlar. Her ikisi de içeride eş üçgen. Mesela şöyle. Şöyle bir kareye çizeyim arkadaşlar. Evet şu kareye çizdim. Şurayı da kopyalayayım. Şöyle. Ctrl C, Ctrl ve Bak işi öğrendik. Şurayı yapıştırayım. Ctrl ve şurayı yapıştırayım. Ha. Arkadaşlar her ikisi de içeride eş üçgen. Hatta şunu şuraya koyayım. <laughs> tamam her ikisi de içeride eş üçgen. Yani bir böyle dik üçgen bir de böyle dik üçgen geldiği zaman arkadaşlar. Şöyle 90 derece şöyle 90 derece. Alfa beta'ya daldığınız zaman kareye bu. Şunlar birbirine eşit değil mi? Hocam alfa beta alfa beta. Bak alfa beta 90 alfa beta 90 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. Yani eş üçgen. Her ikisi de eş üçgen arkadaşlar. Ee, sonra biri içeride biri dışarıda eş üçgenle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Biri içeride biri dışarıda eş üçgenle nasıl olacak arkadaşlar? Mesela biri böyle şöyle bir 90 derece şöyle bir 90 derece. Bu daha basittir. Şurası 90 derece ise eğer. Ne yapacaksınız? Alfa, beta'ya dalacaksınız arkadaşlar. Alfa, beta, alfa, beta. Burası da alfa oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen eş. Çünkü alfanın karşısındakiler karenin bir kenarı olduğundan dolayı arkadaşlar. Her ikisi de dışarıda eş üçgen. En fazla sıkıntı yaşanılan üçgen arkadaşlar. Ee, her ikisi de dışarıda eş üçgen dediğimiz şey de şu yapı da şu arkadaşlar. Çok dikkat edin şimdi. Şöyle bir şey gördüğünüz zaman arkadaşlar. Karenin dışında bir üçgen gördüğünüz zaman dışında bir tane daha siz oluşturun. Ee, çünkü alfabeteye daldın beta geçişi yapamıyorsun. O beta geçişini hop şöyle arkadaşım. Şöyle ve şöyle. Şurada çünkü niye? Temel mantık şu. Bak daldın ya alfa. Beta. E, beta 90 alfayı oluşturdun. Alfaya ait dik çizeceksin. İşte burası 90 derece çizince şu üçgenle şu üçgen yine ne oluyor arkadaşlar? Eş üçgen çıkıyor. Her ikisi de dışarıda eş üçgen. Tamam mı? Gençler buna dikkat ettiğiniz sürece yani eş üçgenlerin 3 üç durumuna da dikkat ettiğiniz sürece genelde sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi karenin şeylerine gelelim. Kare Aynı zamanda ikizkenar kenar dik üçgen olduğu için hocam 45-45. Ee, o yüzden buradaki açılar hep 45'er derece yapıyor. Yani dikdörtgen özelliklerini taşıyor. Ekstradan ne oluyor? Köşegenler açı ortay. 45-45 diyebiliyor. 45-45 olduğu için köşegenler aynı zamanda dik kesiyor. Ha, dur şimdi. Köşegenleri dik kesen dörtgenler say. Dedim ben sayayım şimdi. Sen içinden say. 1- Kareyi gördük. 2- Eşkenar dörtgen. 3- Deltoid hatırlayın eşkenar dörtgende ne yapıyorduk? Bir köşegen çizilmişse köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum olduğu için diğer köşegeni de biz çizin siz çizin demedik mi arkadaşlar? Dedik. Aynı şekilde deltoidde hatta deltoidde biraz daha abarttık. İşiniz gücünüz köşegen dedik. Hani bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizin. Niye? Köşegenler dik kesiyor dedik. Burada da arkadaşlar eğer köşegen çizilmişse diğer köşegeni de siz çizeceksiniz. Köşegenlerin dik kesilmesi özel bir durum olduğundan dolayı. Ha bazen, bazen köşegeni çizdiğiniz zaman çok saçma değerlerle karşılaşabiliyorsunuz. O zaman silin, özel açı mantığını kullanın. Niye hocam? Bak şimdi, özel açı mantığını kullanmak demek ne demek? Burada ilk sıradan bir de özel açı mantığını kullanacaksınız. Sen şimdi burada kaç 45 derece ya, bu köşegeni çizdin olmadı mesela. O yüzden şöyle bir şey var mesela. Şöyle bir üçgen var. Şu köşegeni çizme, çizdin olmadı mesela. Ne yapacaksın? Özel açı mantığını kullanacaksın. Hop şuradan bir dik çizip 45-45-90 üçgeni böyle oluşturacaksın. Ve Pisagor'u böyle oluşturacaksın mesela. Mesela yani. Ha diğerini de çizdiğin zaman da yine karşısına bir dik üçgen çıkıyor. O ayrı bir konu. Çok saçma bir şey çıkarsa da böyle özel açı mantığını da kullanacaksın. Ha. O zaman şuraya gelelim. Dikdörtgenden farkı nedir? Köşegenler dik kestiği için bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizmek lazım. Ki hatta bir parantez içinde şunu da söyleyeyim. Kare sorularında 15 ya da 75 derece gördüyseniz 15-75 90 en nefret ettiğimiz üçgendi. O yüzden bir köşegeni mutlaka mutlaka çizin arkadaşlar. Bu kesin da tutar arkadaşlar. 15'li ya da 75'li bir şey gördüğünüz zaman köşegen mantıklı olan köşegeni çizeceksiniz arkadaşlar. Evet dikdörtgen sorularından harici ekstra ne geldi arkadaşlar? Köşegenlerin dik kesmesinden dolayı bir köşegen çizmek Kesinlikle şart arkadaşlar. Saçma bir şey gelirse özel açı antında kullanın yalnız. Öyle e, tam anlamıyla şart demeyelim tabii ki. Sonra ekstradan ne çıkıyor dikdörtgen harici arkadaşlar? Tamam temel orantı çıkacak. E, kelebek benzerliği çıkacak. Ondan sonra alan dağıtma çıkacak. 90'lı olduğu için alfabete benzerliği karşımıza çıkacak. Bir de alfabete daldığımız zaman eş üçgen mantığı da karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bir de... E, Eş üçgen mantığı da karşımıza çıkacak. Başka bir şey söyleyebilir miyim burada? Bir şey daha söyleyecektim ama şu an unuttum ya nedense. Eş üçgene dikkat edin arkadaşlar. Başka herhangi bir şey söylememize gerek var mı? Soru içerisinde söyleriz. Yani neyse önemli değil. Eş üçgen bir de eş üçgene dikkat edin arkadaşlar. Eş üçgenlere de dikkat ettiğiniz sürece çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Bir de 45 derece karşımıza çıktığı için bazı sorularda özel açı mantığını kullanacaksınız arkadaşlar. Olay bu. Karenin özellikleri. Dikdörtgen ve parayakendan özelliklerini taşır. Geç. Köşegen uzunlukları birbirine eşit ve birbirine ortalar. Geç. Dikdörtgen özelliklerinden geliyor zaten bu. Köşegenler dik kesir ve açı ortaydır. Önemli. E, Çevresi de 4A. Alanı ne yapıyor? A kare yaptığı da belli zaten. A kare arkadaşlar. Tamam. Kare de bu arkadaşlar. Dikdörtgen ve kareyi yapmak istiyorsanız üçgen bilgileri şart kesinlikle ama kesinlikle şart arkadaşlar. Ha bununla ilgili ee, bir özellik verecek olursak da mesela arkadaşlar bir özellik verebilir miyiz? Bir vereyim mesela. Ya ben çok sevmiyorum aslında şu özelliği de. Çünkü niye kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar? Arkadaşım şöyle bir özellik var mesela. Eskiden biz bunlarla kafamızı meşgul ettik. Şu an ben o özellikleri kullanıyor muyum? Asla ama asla kullanmıyorum. Ben hep şunu söylerim. Sınavda çıkmış bir soru varsa hep formülüze edebilirim arkadaşlar. Mesela bu da sınavda çıkmıştır. Formülüze etmişlerdir. Bir köşegende karşı bir köşegen üzerinde bir nokta alıp arkadaşlar karşılıklı köşelere çizdiğim zaman karede bunlar birbirine eşittir. Ya şunu biliyoruz zaten hocam artık şunu öğrendik. Hocam şu alanlar birbirine eşit ya da şu alanlar birbirine eşit şuradaki özellikten dolayı. Bunu öğrendik bunu biliyoruz ondan bahsetmiyorum. Ne diyorum ben? Bir nokta köşegen üzerinde bir nokta alıp karşılıklı köşelere gittiğim zaman bu uzunluklar birbirine eşit. Ya bu özelliğe gerek var mı? Eskiden biz bunlarla kafamızı hep meşgul ederdik. Ve soruları da hep özellikten çözmeye çalışırdık. Ve ondan sonra hep sıkıntılar yaşardık. Allah şükür öğretmen olduk ve geometri bölümünü seçtik. Ee, işin sırrını biraz öğrendik. İşin sırrını da size öğretmeye çalışıyoruz. Ya söylediğim cümlelerde biraz önce kariye anlatırken ne dedik size? Dedik ki arkadaşlar köşegen çizilmişse köşegen önemli. Diğer köşegeni de siz çizin. Al sana köşegen. Köşegenler nasıl kesilir? Dik. Aa hocam şunlarda birbirine eşit. Bak gördün mü? Dik tabanı keş parçaya böldü. O zaman şu parçayla şu parçayla şu parçanın olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Zaten soru içerisinde sen bunu bulursun. Özellik olarak bilmene gerek var mı bunu? Kesinlikle ama kesinlikle yok dostum. Değil mi? Evet bence de bilme. Köşegen üzerinde neymiş? Bir nokta alınıp da karşılıklı köşelere çizilince şundaki uzunluklar birbirine eşitmiş diyorlar. Bir özellik diyorlar. Ama emin ol sorusu geldiğinde ben de hep böyle ispat yöntemiyle yapacağım arkadaşlar. İspat deyince biraz çekiniyoruz falan filan. Üçgen yöntemiyle diyelim. Üçgen bilgisiyle yapacağız arkadaşlar. Ama temel yapıdaki bazı karenin özelliklerini de bileceğiz tabii ki. Tamam mı? Evet. Tekrar sanırım bu kadar arkadaşlar. Şimdi sorulara başlayacağız. Hocam ilk sorularda hep şeyden başlamışsınız. Yeni nesil sorulardan başlamışsınız. Evet. Bu yeni nesil sorular sadece ve sadece dikdörtgenin tanımıyla oluşan sorular olduğu için bu sorularla başlıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada şunu söylemeyi yine unutmayalım. Ne yapıyoruz? Sorulara geçtik. Artık siz videoyu bırakın. Ben kendim uğraşacağım sadece arkadaşlar. Sizin için zaman değerli. Bu soruların hepsini kendi emeğinle lütfen ama lütfen çöz. Çok önemli sorular arkadaşlar. Size çok şeyler öğretecek ve sınavda büyük ihtimalle dikdörtgen ve kare mantığıyla ilgili buradaki soruların içerisinden bir soru karşınıza gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım çöz. Boş pdf'e kendin çözümlerini yap. Çözemediğin sorularda dolu pdf'e bak. ya e onu da çözemezsen ne yapacaksın? Videodan bakarsın, izlersin arkadaşım. Tamam mı? Birinci soruyla şimdi sorulara başlayalım isterseniz arkadaşlar. Evet ABCD dikdörtgeninin içine birbirine eş sarı renkli 3 tane dikdörtgen. Evet eş dikdörtgeni kullanmayı ÖSYM çok sever arkadaşlar. Bakalım ne yapmış burada. 3 dikdörtgeni yerleştirmiş. Çevre ABC'de 36 demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Eş dikdörtgen. Kısa kenarları birbirine eşit. Uzun kenarları birbirine eşit. Çekinmeyin. İki bilinmeyen de verebilirsiniz arkadaşlar. Kısa kenarına x x dedik. O zaman kısa kenarı x'e. Şuraya y dersem. Burası ne oldu arkadaşlar? x artı y oldu. O uzun kenarı x artı y oldu. x artı y. x. x artı y. Hocam burası x. Burası ne yaptı arkadaşlar? Şurası uzun kenarı x artı y. Burası da x artı y. Çevre ABCD 36 dedi demiş. Çevre ABCD'i sayalım. Şurada ne var arkadaşlar? X'leri sayalım önce. 1, 2, 3 x burada. 4, 3 x de burada. 7, 8 x. Evet çevre ABCD'de de 8 x artı. Y'leri sayalım. 1, 2, 3, 4. 8 x artı 4 y'yi kaç vermiş? 36 vermiş. Eşlik dörtgenlerden birinin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. 4'e bölsek. 4'e bölsek. 2x artı y'yi kaç buluruz arkadaşlar buradan? 4'e böldüğümüz zaman 9 buluruz. Ve bizden ne isteniyor? Eş dikdörtgenlerden birinin çevresi isteniyor. Arkadaşlar eş dikdörtgenlerden birinin çevresi. x var, x artı y var, x var, x artı y var. Yani x'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Bizden 4x artı y'den kaç tane var? 1, 2 tane var. 2y isteniyor. E, 2x artı y 9 eşitse 4x artı 2 y bunun iki katı yani kaça eşittir arkadaşlar? 18'e eşittir. Tamam mı gençler? Kolay bir soru. Birinci soru bu. İkinci soru şu. Güzel bir soru yine. Evet bu sefer ABCD karesi içerisine dikdörtgenin iki farklı durumu konulmuş arkadaşlar buraya. Bak sen. Şimdi karenin bir kenarına arkadaşlar dikdörtgenin kısa kenarına x diyelim isterseniz. O zaman karenin bir kenarını ne yaptı? x artı 12 yaptı değil mi? Şuradaki uzunluk 12 olduğu için. Şurası x artı 12 yaptı. Tamam. E hocam burası x artı 12 olacak. Şurası x artı 12 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? x artı 3 kaldı. Bak neyi bulduk biz çaktırmadan? Ya eskiden ne yapıyordu? Kısa kenarı x, uzun kenarı x artı 3 verip işte ondan sonra şeyleri soruyordu. Şuradaki e, dikdörtgen bu halde. Kene arasındaki uzaklığı soruyordu. Şimdi ne yapıyor? Kısa kenarı ve uzun kenarı bizim bir değerle bulmamızı istiyor arkadaşlar. Yeni nesil soru dediğimiz zaten bu. Evet burayı da x artı 3 bulduk. Ve karenin bir kenarında x artı 12 diye unutma. Evet kısa kenar x kenar uzun kenar x artı 3 yaptı. Şurayı yazalım. x kenar x artı 3 yaptı arkadaşlar burası. Ve x artı 12 olduğunu biliyoruz. Buranın x artı 12 olduğunu biliyoruz. Şuranın da ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. x artı 12. Yine buranın da x artı 12 olduğunu biliyoruz. Yani şurası kaç çıktı? 9. Burası kaç çıktı? 12. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? E ile C arasındaki uzaklık. Hop şurası. Hocam şöyle bir dik yamuk var ya da şurada bir dik yamuk var. Ne yaparız? İnsan olan ne yaparsa biz de onu yapıyoruz kardeşim. Hadi bakalım insanlık yapıyoruz. Hop şuradan bir dik çizdiğim zaman. Hocam 9 ise 9, 12 ise karşı tarafta 12. 9, 12 ne üçgen arkadaşlar? 15 üçgeninden cevap 15 çıkar arkadaşlar. E ile C arasındaki uzaklık 15 oldu. Gerçekten çok güzel soru arkadaşlar. Güzel sorular. Geldik katlamaya. Ya katlama dediğimiz şey. Katlamadır gidiyoruz arkadaşlar. Tutturduk gidiyoruz. Bu katlama ÖSYM biraz şirin olmak istiyor. E, onun için katlama diyor. Eğer bir simetriyi dese o zaman ne oluyor arkadaşlar? Eskiden öyle diyordu. Ulan simetriyi alacağım? Simetriyi ne demek falan filan. Simetriye biraz daha ters geliyor. Aslında böyle yaparak, şirinlik yaparak size de simetriyi de öğretmiş olduk aslında arkadaşlar. Burada ne demek? EK'ye e, göre, Egean Kara uzunluğuna göre katlaması. Ege Ankara'ya göre simetriğini almışız yani burada. Katlamada ne yapıyorduk? Hop geri açının mutlaka yapıyorduk. Geri açının burada belli zaten. Üst üste binen kenarların eşit. Tabi burada da bir çizgi var onu da şöyle gösterelim. Üst üste binen kenarların eşit. Üst üste binen açıların eşit olduğunu bildiğimiz zaman sıkıntı yaşamıyorduk. Açı isteniyor ya açıya dalsak daha iyi olacak. Kenarlarla pek işimiz yok gibi arkadaşlar. E, ee, isterseniz küçük bir şekilde göstereyim. Şunlar birbirine eşit. Şunlar üst üste biniyor eşit. Hocam şu kenarla şu kenara eşit. Tamam bitti. Şimdi ne yapacağız? Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bana 20, e, şurada kaçık birbirine eşit. Ondan sonra cema başka katlamada ne olacak? İşte şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak ama gereksiz. Böyle karışık yerlerden soru çıkmayacağı belli. 20'nin olduğu yere yoğunlaşalım arkadaşlar. 20'nin olduğu yerde zaten buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. E o zaman katlamaya da gerek yokmuş ya. Üst sistemini açılar yo varmış. 90 ise burası da ne olacak arkadaşlar? 90 olacak. Ha bazı arkadaşlar şunu yapar belki. Hocam 20 90 ise 70. 70 ise burası 110. 55 kaldı. 55 ise Z'den dolayı 55. E sonra ne yapacağız falan filan. Oradan gidebilirsiniz ama daha kolay var. Bak 20 ise burası kaç? 70. Hocam şu katlamadan dolayı 90 ise pardon şurada kaç? 90 ise burası 90. Burası 90 ise Burası da 90 yapacak. A 70 burası. Buraya kaç kaldı? 20. 20 90 daha. Burası da 70 yaptı. 70 180'e tamamlayan açı. Alfamız da buradan kaç derece çıkar? 110 derece çıkar arkadaşlar. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle 110 çıktı. Geldik 4. soruya. Evet. Şu yapıları da kullanmayı Hüseyin'i çok sever. Eş dikdörtgenleri kullanarak bir yapı, bütün bir yapı oluşturur. Arkadaşlar burada temel mantık ne biliyor musunuz? Kısa kenarlarla sana uzun kenarı buldurturlar. Kısa kenarları şöyle bir A de bakayım. Ya da X de fark etmez. X, X, X. A hocam uzun kenarın iki tanesi 3X'e eşit oldu. Gördünüz mü? Ya da bunun iki tanesi tam böyle uzun kenarla ya da üç tanesi tam böyle uzun kenarla yapışır böyle. Bu sefer 3X yapmış. Bu 3X bölü 2, 3X bölü 2 olacak. Ya da ben buraya 2X, 2X, 2X dersem 2, 4, 6X. Şunlar da birbirine eşit olduğu için bunlar da kaç X oldu? Hani tam sayıyla uğraşayım. 3X, 3X oldu. O zaman ben dikdörtgenlerin uzun kenarını 3X, kısa kenarını ne buldum 2x buldum. Çevre ABCD'ye bakıyorum. Evet buranın 2x buranın 2x buranın 3x olduğunu biliyoruz. Çevre ABC'de 6 5 6 5 22x'in kaç olduğunu söylemiş 88. x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Alan ABCD isteniliyor bizden. 4 yazdığımız zaman burası 6x 6 kere 4 24. Hocam burası 5x 5 kere 4 20. Değil mi arkadaşlar x yerine şey yazdığımız zaman Alan ABC'de isteniyor. Alanda ne yapar? 24 ile 20'nin çarpımı yapar. O da kaç yapar arkadaşlar? 480 yapar. Lütfen ama lütfen bu sorulara dikkat. Dördüncü soru bu yaptı. Geldik beşinci soruya. Aşağıda verilen şekil özdeş 7 tane dikdörtgen oluşturmaktadır. Ee, özdeş 7 tane dikdörtgenden oluşmaktadır. Evet Bu dikdörtgenler 5 tanesiyle İlk önce ABC dikdörtgen oluşturulmuş. Şundan ABC dikdörtgen oluşturulmuş. Sonra da geri kalan iki dikdörtgen belli kısımlar ABC dikdörtgen üzerine, ya e, üzerinde, üzerinde kalacak şekilde yerleştirilmiş. Yani şu şekilde araya falan koymamışlar arkadaşlar. Üzerine yapıştırmışız. Öyle düşün. ABC dikdörtgenin 6 santimetre. Bir dakika dikdörtgen abc'de. Şu üstte yerleştirilen dikdörtgen. Ha şurada 6 cm buradaki 8 cm çıkıyor bu. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet. Şimdi. Kısa kenarı verilmiş mi bunların? Kısa kenarı ya da uzun kenarı verilmiş mi? Verilmemiş. E ne yapacağız arkadaşlar? E, o zaman bir şeyler yapacağız. Kısa kenarına ne diyelim arkadaşlar? Şuraya x diyelim. Soruyu okuduğumuzda okuyorum. Beş tanesiyle iki dikdörtgenin belli kısımları tamam 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 tamam. Hiçbir şekilde belli değil. Uzun kenarı da belli değil. Kısa kenarı da belli değil arkadaşlar. O zaman şu kısa kenarlara x diyelim. Kısa kenarlar bizim için çok önemli arkadaşlar. x x x x. Aa, hocam böyle dediğimiz zaman bak dikkat et. Şurası da x x x. Yani şurası kaç x yaptı? 3 x yaptı. Hocam burası kaç x? 2 x. Bunlar özdeş değil mi? Özdeş. Özdeş olduğu için şunun uzun kenarıyla bunun uzun kenarı aynı. Yani 3x artı 6 ile 2x artı 8 birbirine eşit olacak. Oo, çok güzel. Buradan x'i kaç bulduk arkadaşlar? 2. Bak gördünüz mü? Kısa kenar 2 bulduk. Kısa kenar 2 iken 2 kere 2 4, 4, 8 daha 12. Uzun kenarda 12 çıktı arkadaşlar. Tamam. Uzun kenarda şu şekilde 12 çıktı diye gösterelim arkadaşlar. Evet. Şurayı ben farklı kalemle göstereyim tabi. Kısa kenarı 2 bulduk. Uzun kenarda kaç çıktı arkadaşlar? Uzun kenarda 12 çıktı. Şimdi ben şurayı bulacağım arkadaşlar. Şu alanı bulacağım. Öncelikle şu alanı bulayım mı arkadaşlar? Öncelikle şu alanı bulayım ben. Şu alan belli zaten. Şu alan belli. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10. Yani şuradaki uzunluk kaç birim arkadaşlar? 10. Yani bu alan 10 çarpı 120. Sakın şu hatayı yapmayın. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane, 7 tane dikdörtgen var deyip 7 çarpı 2 çarpı 12 sakın demeyin arkadaşlar. Çünkü üst üste binen yerler var. Ben bu alanı saydığım zaman şuradaki alanı da saymış oluyorum değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden bunu iki defa saymış olursunuz. O hatayı yapmış olursunuz. Ne yapacağız? Öncelikle şu dikdörtgenin alanını bulduk. 10 çarpı 120. Ee, 10 çarpı pardon. 10 çarpı 12. Yani 120. Artı bir de neleri bulacağız arkadaşlar? Şu dışarıda kalan parçaları bulduk mu? Olay bitti. Bu parçaların alanları için zaten kısa kenarı 2 bulmuştuk. Burası da 2. 2 çarpı 6 onu ekleyeceğim arkadaşlar. Artı bir de 2 çarpı 8 ekleyeceğim. Ve olay bitecek. Yani 120'ye 12 ekleyeceğim. Bir de 16 ekleyeceğim. Şu ikisi 28. Cevabımız da kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 148 yapar. Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Gerçekten işte yeni nesil soru dediğim şeyler bunlar. Bu sorularda sakın ama sakın korkmayın tabii ki. Sadece dikdörtgen tanımıyla yaptığım sorular arkadaşlar görüyorsunuz. Kısa kenarında x deyince olay bitti. Evet geldik buraya. Şimdi dik kenarı 5 ve 1 cm. Dik kenarları 5 ve 1 cm olan 4 kağıt masaya üst üste konulmuştur. Kağıtların masa yüzeyinde kapladıkları alanlar isteniyor arkadaşlar. Sakın şu hatayı yapmayın. Biraz önce de söyledik zaten. Hocam şu alan 1, şu alan 2. Sonra şu alan 3, şu alan 4. 4 tane 5 çarpı 1 demeyin arkadaşlar. 4 tane 5 çarpı 1 derseniz olay bitti. Olmaz. Çünkü niye? Bu alanı saydın. Bu alanı saydın. Bu alanı sayarken şurayı sen 2 defa saymış oluyorsun. Alanı. Şurada kalanı. O yüzden burada kalanları ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu sarı bölmelerin alanlarını bulalım arkadaşlar. Tamam mı? Ya da şöyle yapalım mı arkadaşlar? Ee, kaç tane şey var? 4 tane 5 çarpı 1 elimizde var. Değil mi? Ama şuradaki alan iki defa mı saymış oluyorum? Evet. Bir burada saymış oldum. Bir de burada saymış oldum. O zaman bu alanı ne yapacağım arkadaşlar? Çıkartacağım. Aynı şekilde bu alanı da mı 2 defa saymış oluyorum? 4 tane 5 x 1 dediğim zaman 4 tane dikdörtgenin alanını bulurken şu alanları iki defa saymış oluyorum. O zaman bunu çıkartacağım. Şu alanı iki defa saydığım için bir tanesini yine çıkartacağım. Bu alanı da iki defa saydığım için bir tanesini yine çıkartacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Valla arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman ee, şeyde ALES sınavında daha yeni 2-3 gün önce yapılan ALES sınavında arkadaşlar ya da geçen hafta yapılan ALES sınavında böyle çubukları koymuşlar hangisi en alttadır hangisi en üsttedir diye sormuşlar. Yani o şekil mantığıyla belki böyle bir soru da gelebilir. Ha? Onu da söyleyeyim yani. Evet ne yapıyoruz? 4 tane 5 çarpı 1 tüm dikdörtgenlerin alanını verdi. E şurası bir birimse burası da bir birim. Burası bir birimse burası da bir birim. E bu alanda iki tane saydım bir tanesi çıkartacağım. Eksi 1 çarp 1. Eksi 1 çarpı 1. Eksi 1 çarp 1. Eksi 1 çarp 1 dediğim zaman işte buradaki tüm alanı masa yüzeyindeki kapladığı alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani burası 20 eksi 4'ten cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 16 çıkar. Evet güzel bir sorudur arkadaşlar. Dikkat edin. Yine dikdörtgenin ve karenin tanımıyla yapılabilen bir soru arkadaşlar. Yani şurayı çalıştırıp biraz yapacağımız bir soru. <laughs> Geldik 7'ye. Evet şöyle bir şey asıyorlar değil mi arkadaşlar? Bu sefer değişik bir şekilde asılmış yalnız. Dikkat edin. Ben de bunlara çok önem gösterdim. Ya hocam çanta sorusu vardı bir tane. ÖSYM 2 sene önce sormuştu. Ya hocam daha çıkmaz ama yani çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin arkadaşlar. Bu sefer farklı bir şekilde asmalar var arkadaşlar. Her türlü asmayı da size gösteriyoruz burada. Şurası 40 cm, burası 30 cm. ABCD dikdörtgen biçiminde çerçeve duvardaki bir çiviye 50 cm uzunluğundaki iple aşağıdaki gibi iki farklı şekilde asılıyor. Bir kere 50 cm uzunluğundaki iple astıysam tam ortadan asılsın ki zemine paralel olsun. Burada da aynı şekilde. Yani o zaman burası kaçtır arkadaşlar? 25-25'tir. O zaman arkadaşlar şu taban uzunluğu da belli mi? Belli. 40. O zaman insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Hocam burası 20'ye 20 yapar. E 20-25 ne üçgen arkadaşlar? 15-20-25 üçgen. Dikdörtgeni aynı şekilde dik olacak şekilde astığı zaman da. Yine tam ortada asılsın ki şey olsun. Şurası zemine paralel olsun arkadaşlar. Yine taban kenarı belli mi? Belli 30. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. E burası da 15-15 yaptı. Yine 15-20-25 üçgenden burayı da kaç bulduk? 20 bulduk. Aa burada işin esprisi ne? İçin esprisi şu. Çivinin uzaklığı hiç değişiyor mu? Değişmiyor. Çivinin yere olan uzaklığı hep aynı. Çivinin yere olan uzaklığına baktığımız zaman şöyle şurası değil midir arkadaşlar? Şu uzunluk kaç? Kısa kenar 30. Yani çivinin yere olan uzaklığı 15, 30 ve 150. 15, 30 ve 150. Eşittir. Şurası x'e. Buradaki çivinin zemine olan uzaklığı olmaz mı arkadaşlar? Evet. Yani o zaman burası uzun kenar kaçtı? 40'tı. 20, 40 ve x'in toplamı 20, 40 ve X'in toplamına eşit olmak zorunda. Bu çivinin uzaklığı arkadaşlar, çivinin zemine uzaklığı arkadaşlar, uzaklığı birbirine aynısı olmak zorunda arkadaşlar. Şu yazar yazarken, şunlar şöyle gidiyor, Heh, uzaklığı şöyle göstereyim. O zaman ne yaptı arkadaşlar burası? Şu 60 yaptı, eksi 30 yaptı, eksi 15 yaptı, sanırım 135 yaptı arkadaşlar. X de buradan 135 diye buluruz. Evet, inşallah yanlış yapmadık. Bazen işlem hatası yapıyoruz. Alışkınsınız. Sıkıntı yok değil mi gençler? Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Yine sadece dikdörtgen bilgisiyle yapılabilen herhangi bir özellik olmayan bir soruydu arkadaşlar. Ee, güzel bir soru. Çivinin zemine olan çivi, çivi, hep sabit. Zemin olan uzaklığı da hep sabittir. Oradan giderek e, eşitliği de kullanarak güzel bir soru yaptık arkadaşlar yine. Evet cevabımız deniz çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, alan. Arkadaşlar bu sorunun aynısı tabii ki paraya kenarda da. Paraya kenar gibi düşünün. Aynısı paraya kenarda da kullanabiliriz. Bir kere şunu söyleyeyim. Aa, hocam dikdörtgenlerin kısa kenarları aynı olduğu için şu uzun kenarlarıyla alanları doğru orantılıdır. Yani şurası 12 bölü 45 nedir arkadaşlar? 12 bölü 45'e baktığımız zaman. 12 bölü 45. Nedir arkadaşlar 12 bölü 45? Ee, e, 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 15. Hocam 4 bölü 15. O zaman buradaki tabanlar 4K'ya 15K diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Hocam sebep nedir peki? Bunu böyle yazmanızdaki sebep nedir? Üçgenlerdeki alan dağıtmadan geliyor. Bir kenarları da aynıysa arkadaşlar ee, tabanlarıyla alanları yine Aynı doğru orantılıdır. Üçgenden ne diyoruz? Tepe noktaları aynıysa. Hocam ben ikna olmadım diyen arkadaşlara gelsin. Şu üçgeni oluşturacak olursak. Şu üçgeni oluşturacak olursak. Aa hocam dikdörtgenin yarısı 6'ya 6. Dikdörtgenin yarısı 45 bölü 2'ye 45 bölü 2 yaptı. Alanlar oranı tabanlar oranı eşit olacaktır. O da 6 bölü 45 bölü 2 de yine 12 bölü 45 yapıyor arkadaşlar. Yani 4 bölü 15'e eşit oluyor. Tamam mı gençler? Evet böylelikle burası 4K burası 15K dedik. E 15K'da kalan ise. 15K'da kalan 75 ise bize 4 kdaki alan nedir diye soruluyor. 15K kaç yazılmış arkadaşlar? Doğru orantılı olacak şekilde gidiyor ya. Yani 5 yazılmış gibi. K yerine 5 yazdığımız zaman cevap kaç yapar o zaman? 20 yapar arkadaşlar. Evet burada kalan da kaç yapar? 5 katı ise burası da 5 katı tabanlarıyla yani bir kenarlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabiliyoruz arkadaşlar. 8. sorunun cevabı da böylelikle ne çıktı? 20 çıktı arkadaşlar. Aynı sorunun laciverti paralel kenarda da karşımıza çıkabilir. Paralel kenarda da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Bir paralel kenar gibi düşün aynı soru arkadaşım. Evet geldik şuraya. Şimdi biraz özelliklere geldik. Evet. Bu zamana kadar ki yaptığımız sorular özelliksiz yapılan sorulardı arkadaşlar. Şimdi de özellikler. Bakın şu özelliği de biliyoruz artık. Bunlar içimize işledi. Köşegenler neydi arkadaşlar? Birbirine eşit. Köşegenlerin kesim noktasından köşeler onun uzakları da birbirine eşit. A bakın ne çıktı burada? X kenar. Hatta burada da X kenar çıktı. 24'ü kullanalım. Karşı Z'den dolayı. Burası da kaç yaptı? 24. A hocam X kenar var. Burası da 24. E, ee, i̇ki açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne yaparım? Siz de dayanamıyorsunuz artık değil mi? Alfa artı 24. Hoppa burası da alfa artı 24. O zaman iç, iç açılar toplamı 180 çıktı arkadaşlar buradan. E, alfadan iki tane var. 2 alfa artı 24 24 24. Yani 24'ten 3 tane var. O da 72 yapar. Eşittir 180'den. 2 alfayı buradan 108 bulduk. Alfa da buradan kaç gelir? 54 derece gelir arkadaşlar. 9. sorunun cevabı böylelikle 54 geldi. Geldik 10. soruya. Şimdi ne yapmış burada? ABC'de dikdörtgen çekimdeki bir panonun yan tarafına destek amaçlı mavi renkli bir çubuk konulmuştur. Şöyle mavi renkli bir çubuk konulmuş. Aynı çubuk panonun bir köşegeni boyunca izalandığında şu şekilde oluyormuş. Ee, bu ne demek arkadaşlar? Aslında soruyu daha öncesinde biz nasıl soruyorduk arkadaşlar? Şu uzunlukla köşegen uzunluğu birbirine eşitse, hani soru aslında şöyle e, klasik yöntemde şöyle de sorulabilirdi. Şöyle çizdik şu köşegeni çizip şu uzunlukla şu uzunluk eşitse hadi buyurun şurada kaçı nedir diye sorusu aslında arkadaşlar. Ha, bak bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Arkadaşlar dikdörtgende ya da köşegenlere eşit olan dörtgenlerde bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse ne yapacaksın? Diğer köşegeni de sen çizeceksin kardeşim. Köşegenler nedir? Birbirine eşittir. Zaten köşegenlerin birbirine eşitliğinden dolayı yani şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Aa hocam bu çubukla e, çubukla burası eşitti. Bununla da bu eşit oldu mu? Oldu tabii ki. Şimdi şekil 2'deki ADB açısı. ADB açısı kaç derece verilmiş? 40. Hocam o zaman burası 40 derece ise o zaman burada aynı şekilde çizmek istemiyorum. Şurada çizmek istiyorum. Şu köşegen çizdiğim zaman şu köşegenle buradaki yaptığı açıyı bulalım. Burası kaç derece yapar? 50. E şunlar da hep birbirine eşit zaten. Burası da 50 derece yaptı. Yani şuradaki açı 50 derece. 50, 90 sa burası kaç yaptı arkadaşlar? 40 derece yaptı. Sonra burada ne var arkadaşlar? 40 ve bir ikizkenar üçgen var. Bir ikizkenar üçgen tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkartıyoruz. 140. 2'ye bölüyoruz. 140'ı 2'ye bölüyoruz. 70, 70. Yani burası da 70, burası da 70. Yani buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. Evet DCT açısı. DCT açısı isteniliyor bizden. Cevabımız da böylelikle kaç çıkar? 20 çıkar arkadaşlar. Evet 10. sorunun cevabı da böylelikle balık eser çıktı. Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde köşegen çizmeyi unutma arkadaşım. Evet 10. soru böylelikle balık kesir çıktı geldik 11. soruya. Dikdörtgenin köşegenlerin kesim noktası vermiş. Evet tamam dikdörtgenin köşegenlerin kesim noktası ise o zaman bunun devamı köşegen. E, hatta diğer köşegeni de çizebiliriz arkadaşlar ama çizmeden önce fazla çizim yapmamıza gerek yok bence. Çünkü niye? Bu köşegenlerin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani şurası da 2 kök 5 olduğunu biliyoruz. A Pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı. 4 ve 2 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden burası 2 çıkar arkadaşlar. 2 4 ise 2 kök 5 olur. E hatta bu buradan çizilen dik. Şunlar birbirine eşitse. Şunlar da birbirine eşit olmaz mı arkadaşlar? Olur. 2 ise yani burası da kaç yapar? 2. Hatta bu e, ort taban mı arkadaşlar? Aynen öyle. 4 ise burası da kaç yapar? 8 yapar. Çünkü şuradaki dikle şurası orta taban sağlandı arkadaşlar. Ya da Pisagor bağıntısından da 8'i bulabilirsiniz. Alan kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? arkadaşlar. Bir kenar 4, diğer kenar 8. 4 çarpı 8'den cevabı 32 buluruz arkadaşlar. 11. sorunun cevabı böylelikle 32 çıktı. <laughs> Geldik 12. soruya. Yine bir dikdörtgen ne yapmış? Eş dikdörtgenlerle ilgili bir şey yapmış. AB ile EF 2 kök olarak verilmiş arkadaşlar. Burası da 6 olarak verilmiş. D ile F noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Eyvah eyvah. Ne yapacağız be ya? Hop şöyle DF uzunluğu soruluyor arkadaşlar bize. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu uzunluğa ait dik falan da çizemiyoruz maalesef. 30 derece çok saçma bir yerde. E, ne yapmak lazım? Köşegen çizelim bari. Yani en azından bir üçgen oluşturalım. Üçgeni nasıl oluşturabiliriz? Tabii ki şöyle şuradan oluşturabiliriz. Aa hocam buradan oluşturduğumuz zaman bak burada güzel bir şey çıktı. Bir pisagor bağıntısı. Aa hatta güzel bir pisagor çıktı. Hocam iki kök için üç köküç katı burası. Bu 30 60 90 üçgen değil mi? Evet. Yani burası kaç yaptı? 30. Hatta yine burası 6, yine burası 2 kök 3 olduğundan dolayı yine burada 30 60 90 üçgen çıktı arkadaşlar. Hatta burası da kaç yaptı? 60. A köşegenler eşlik dörtgen olduğu için köşegenler de birbirine eşit mi? Eşit. Zaten 30'un karşısı 2 kök 3 ise burası 4 kök 3'tür. 30'un karşısı 2 kök 3 ise burası da 4 kök 3'tür. Ve şurada karşımıza ne çıktı gençler? 1 120 derece çıktı arkadaşlar şurada. 1 120 derece. Evet şurası 120 derece. Bu arada burası 60 burası e, 30 30 da 60. 60 da topladın 120. Ve 120 ve x kenar. Yani a a a kök 3 değil midir? Yani burası 4 kök 3'ün kök 3 katıdır arkadaşlar. O zaman cevabımız da kaç yapar? 12 yapar. 12. sorunun cevabı böylelikle 12 oldu. Geldik 13'e. Evet ekstra bir 90 derece varsa dal alfabeteye ama alfabeteye dalmadan önce öklit varsa öklit uygulamanızı tabii ki tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz burada dikten dik çizilmiş öklit var mı? Var. Şunun karesi e, burası x ve 9'un çarpımı değil midir? Evet. 6'nın karesi x çarpı 9'a eşittir. Ve buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. E x 4 ise olay bitti sanki. Çünkü alan abc'de isteniyor. Arkadaşım sen bu üçgenin alanını bulursan tüm alanı bulmuş olur musun? Evet. Bu alanda zaten basit. Tabanımız kaç? 13. Yüksekliğimiz kaç? 6. O zaman alan adc nedir? 13 çarpı 6 bölü 2 eşit. Yani 39 eşit. E burada kalan 39 ise diğer alanda 39'dur. O zaman alan ABCD nedir? 2 tane 39'a eşittir. Yani 78 yapar arkadaşlar cevabımız. Geldik 14. soruya. Hocam 90 var. Hemen ne yapıyorsunuz? Hop şunu yapıyorsunuz. Yasak, yasak, yasak. Sakın ha sakın. Bir şey çizmeyin. İlk önce verilen bilgileri kullanacaksınız. Ben size ne diyorum? Dikdörtgen içerisinde ekstra bir 90 varsa dal alfabetaya. Dal kardeşim alfabetaya. Hocam alfa beta çünkü burası 90 derece. Beta 90sa sıradaki alfa, alfa 90sa sıradaki beta. Alfa betalara daldıktan sonra ki çok şanslıyız. iki tane üçgen çıktı sadece burada. Yani şurada şu iki üçgenin benzer olabildiğini hepiniz fark edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama hocam kenarları yok aslında var. Sen farkında değilsin. Ne var? Burası kaç birim? 8 birim. Karşısı da 8 birim. Aa, o zaman benzerliği uygulayabiliriz. Buradan başlıyorum. Alfanın karşısı 4'ün. Öbüründe alfanın karşısı 8'e. 1'e 2 oran var. Kafadan da yapabilirsin ama neyse. Betanın karşısı 5'ken. betanın karşısında 10 diyebilirsin direkt. Ya da betanın karşısı 5'in. Betanın karşısı x oranı deyip. x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. Tamam. Ekstra 90'da dal alfabeti ya. Dikdörtgende genelde benzerlik. Karede genelde eş. Karede de, de ki, tabii karşımıza şey çıkabilir. Geldik 15'e. 15'in soruda. Aa hocam karşılıklı köşelerden dikler çizilmiş. Bak ister özellikle yap. Bu çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Yani 2 ise burası da 2'dir diye söylüyorduk. Sonra burada dikten dik inilmiş öklit bantısını uygulayabilirsin. 4'ün karesi 2 çarpı hop şu diyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Peki hocam aklıma gelmedi. Ne yapacağım? Vallahi 90'lar havada uçuşuyor. Hocam öklit var mı? Var. Var ama Uygulayamıyorum maalesef. Ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Da Dal kardeşim alfa beta'ya ve karşılıklı kenarların birbirine eşit olmasını da unutmayalım şöyle. Şu kenarlarda birbirine eşit diye gösterelim. Alfa beta, alfa beta, alfa beta. Burası da alfa, burası da beta yaptı. A, hocam ne var burada? Şu dördün olduğu üçgen. Şuraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım? Ya da iki var burada. Sanki ikiye bakmak daha mantıklı. Şu ikiye baktığımız var. şu üçgenle Hatta dördün oldu. Şuradaki üçgen ne oldu? Direktman eş oldu arkadaşlar. Bak çünkü alfa beta 90 alfa beta 90 ve 90'ın karşısı burada çift çizgi 90'ın karşısı çift çizgi. O zaman sarılar eş üçgen arkadaşlar. Sarılar eş. O zaman beta alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 2. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4. Şimdi ne yapacağız? Biraz önceki özelliğin ispatını yaptık zaten biz. E artık basit. Şimdi artık uygulayabiliriz. Bunun karesi bu çarpı tamamı arkadaşlar. Tamam mı? Yani 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı x artı 2'ye eşit olur arkadaşlar. O zaman x artı 2'ye eşit olduysa 16 bölü 2'den 8. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 diye buluruz. Geldik 16'ya. 16. soru. Hocam. Hocam. Hocam ne var burada? Hocam karşılıklı kenarların eşit olmasını mutlaka gösterin. Paraya kenarda da hep söylüyoruz. 6 ise 6. X ise burası da nedir? X. Tamam. Ne yapacağız? Öklit var hocam. Dikten dik. Öklit. H kare PK. Uygulayamıyorum. Hocam burada var. Burada uygularsın belki. Aç kare pk uygulayamıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Alfa beta'ya dal. Ha öklit olsa bile öklitin ispatı zaten benzerlikten geliyor. Alfa beta'ya dalsan da sıkıntı yaşamazsın. Yine sonucu bulursun arkadaşım. Dediğimi unutma. Ne yapıyoruz? Dalıyoruz kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa beta. Hatta burası da alfa yaptı. Tamam. Yalnız burada üçgen sayısı çok fazla. Sayalım mı? Say hocam. 1 2 3 büyüğü sonra 4 burası. 5 büyüğü. 6 da burası. Alttan üçgen var. 6 Altı üçgenin altısında da benzerlik mi uygulayacağım? Tabii ki hayır. Saçmalama. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Üçgen seçimi çok önemli arkadaşlar. Üçgen seçimi. Üçgen seçerken iki kenarı belli olan üçgen seçeceğiz. Benzerlik için şunu alayım hocam. Sakın ha sakın. Çünkü bir kenar var. Üçgen seçiminde bize ne lazım? İki kenar lazım. O zaman şuraya baktığım zaman ne var arkadaşlar burada? Bir kenar var. O zaman ben bunu seçemem. Ne yapmam lazım? Aa hocam şu üçgeni seçersem süper olur. X hocam bu kenar bilinmiyor olsun. Sorulan kenar X. İki kenar mevcut mu? Mevcut. Başka nereyi seçeceğim? E 6 var 6'yı kullan. 6'ya ait şu üçgen seçemem. Çünkü iki kenar yok. Ama 6'ya ait şu büyük üçgeni seçtiğimiz zaman olay bitti. Genelde bu üçgen seçimini düşünen arkadaşlar artık soruları rahat bir şekilde yapabiliyor. Sarı üçgenden başlayalım. Alfanın karşısı X'in öbüründe alfanın karşısı mavide 12 pardon 6'ya oranı eşittir. Ee, sonra beta'nın karşısı sarıda 4'ün öbüründe beta'nın karşısı x e oranı diyeceğiz. O zaman x kare eşittir 24 ise x de buradan kök 24 yapar. x buradan kök 24 ise o da kaç yapıyor arkadaşlar? 2 kök 6 olarak bulunur. Evet cevabımız 2 kök 6 oldu arkadaşlar. Ve geldik 17'ye. Yine bir katlama sorusu. Aslında bir simetri sorusu. Yani ec'ye göre simetriyi dese de biraz kaba olacak sizin için. Ama yine aynı mantık arkadaşlar. Bu dediğimde sakın ama sakın unutmayın. Bir kere şu lazım bize. Burası x e. alt tarafta nedir arkadaşlar? Şunları yazın mutlaka. 9 ise burası da 9. Bunları yazmıyorsunuz. Ondan sonra ay burası yok. Ay şurası yok. Şöyle oluyor böyle oluyor. Soruyu çözemiyorsunuz. Dikkat edin kardeşim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şunları yazdık. Katlamalarda ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hop eski haline geri atıyoruz Açılmış halde zaten elimizde var. Hatta burası x'e burası da ne oldu arkadaşlar? x oldu. Tamam. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen kenarlar eşit. Hatta üst üste binen açıları da gösterelim. Hocam burası 90 ise burası da ne olacak? 90. He. Hocam üst üste binen açılar. Bunlar birbirine eşit. Bir işimize yarıyor mu? Maalesef Z falan da yok burada. Bir işimize yaramıyor. Genelde dikdörtgende de Z de çıkar. Maalesef burada da Z yok arkadaşlar. O zaman bir şeyler yapacağız. Çevre A, E, D üstü. A, E, D üstünü vermiş arkadaşlar bize. Bak sen. Ne vermiş? Şimdi sen buraya bir Y dersen. Hocam burası da y mi y? Hocam burası 9 eksi y mi? Aynen öyle. Bak dikkat et çevreye 12 vermiş. Şurası 12. Ben buraya bir a dersem yani 9 eksi y artı y artı a'yı bana 12 demiş. Verilen her bir bilgiyi kullan. Y'ler nana yoldu? A da buradan kaç geldi? 3 geldi. Vay anasını sayın seyirciler. A'yı 3 buldum. Sonra olay daha bitmedi. Bak dikkat, dikkat 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 dikkat. Çünkü niye? Hocam burada pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısında y kare eşittir. 9 eksi y'nin karesi artı. E, 3'ün karesi yapanlarınız varsa yuh yuh şarkısını söylüyoruz size. Evet 3 varsa büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. Y yerine 5 yazarsam burası da 4 sağlandı mı? Sağlandı hocam. Tamam. Ama bu üçgenin kenarlarını buldum. Burada da bir üçgen var. Burayı bulamadım. Ne yapacağız hocam o zaman? Kardeşim ne yapacaksın? Alfabet dalacaksın. Çünkü niye? 90'lar havada uçuyor? Burası da 90, burası da 90, burası da 90 kardeşim. Sen bu üçgendeki x'e yoğunlaşman lazım. Buraya x'i bulman lazım değil mi? Ee, o yüzden hatta şöyle de yapabilirsiniz artık. Hocam burası 3 ya. Buraya ne kaldı? x-3 kaldı. Alfabetaya e dalmadan da yapabilirsiniz bu arada. Pisagor bağıntısından x'e ulaşabilirsiniz. Hatta 9 varsa 9-12-15 diyebilirsiniz arkadaşlar. 15 yazdığımızda e, cevap tutuyor. Ya da ben ne yapayım? Hiç bunu fark etmedik mesela. Dal alfabetaya. E. Hocam şurası alfa. <laughs> şurası beta. Beta 90 ise burası alfa. Burası da beta. A hocam şu üçgenle de şu üçgen benzer oldu. O zaman ne yapacağız? E, ee, 90'ın karşısı 5'in 90'ın karşısı x oranı 5 bölü x eşittir. Ee, alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı 9 oranı. 3 bölü 9. Ya, 3 katı olduğu belli. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15 olarak buluruz. Evet 17. sorunun cevabı da böylelikle 15 çıktı. Hatta bunun benzeri 2 sene önce ya da 3 sene önce çıkmış olması lazım. Hem katlayıp hem de katlama sorusu hem de benzerlik sorusu iç içe olan bir soruydu. Ee, tam da o sorunun aynısını ben de konu anlatımında vardı arkadaşlar. Ee, ne sorusuydu o? Şeyde, Ken 06 yazıyor mu tabloda? Tam emin değilim aslında ama. Öyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Ve geldik 18'e. Ne diyor arkadaşlar? Alan ABCD nedir diye soruluyor arkadaşlar bize çok kolay iki yollu bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Birincisi şu. Şimdi alan ABC'de arkadaşlar ben 5 ile 8'in çarpımından dolayı şu dikdörtgenin alanını bulabilirim. Peki bu dikdörtgenin alanı 40, kaç? 40. Kafadan belli. Hocam ben şunu şöyle çizersem bu bizim 5 yıldızlı alan formülü değil mi? Evet. Yani alanı 40 olan şu dikdörtgenin yarısı olduğundan dolayı burası kaçtır? 20'dir. Aa hocam şu dikdörtgenin de yarısı oldu mu burası? Çünkü şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şu Yarısı değil midir? Evet. Burası 20 ise bu alan ABCD de nedir arkadaşlar? Direkt 40'tır diyebiliriz. Birinci yol bu. İkinci yol şu. Aslında 90 dereceler. Yine çaktırmadan için içerisinde var arkadaşlar. Öncelikle x çarpı y'yi bulmam lazım benim. Çünkü bu dikdörtgenin alanı isteniliyor. Niye çaktırmadan x çarpı y'ler var? 90 dereceler çok fazla. Çünkü arkadaşlar dikdörtgenler 2 tane var. 90'lar 2 ya da 2'den fazla dönüşüyor arkadaşlar. O zaman dal alfabete ya. Hocam şurada dalayım alfabete ya. Şuraya bir alfa dersem burası beta olursa beta 90 sa burası alfa burası beta. Burası da alfa dersem yeterli. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer. Hocam 90'ın karşısı x'in 90'ın karşısı 8'e oranı. X bölü 8 eşittir. Hocam alfanın karşısı 5 bölü alfanın karşısı y. 5 bölü y yaptı. İşler dışlar yapınca x çarpı y kaç geldi? 40 geldi. E zaten benden ne isteniyor arkadaşlar? X çarpı y isteniyor. Dolayısıyla cevabımız da nedir? 40'tır. Aman Allah'ım. Masu düşürüyorduk. Neyse heyecandan mouse düşüyor arkadaşlar. 18. soru böylelikle Cihan çıktı. Farklı yollarla size gösterdik arkadaşlar. Ve 19. soruyla kare sorularına başlıyoruz sanırım arkadaşlar. Evet bakalım ne diyor. ABCD kare ve eşkenar üçgen. Arkadaşlar kare ve eşkenar üçgen. Düzgün çokgenlerde ne diyorduk? Böyle düzgün çokgen bir iki tane falan verilirse mutlaka eşitleri yazın diyorduk. Aslında bunlar da birer düzgün çokgen. Çünkü ne? Kare ve eşkenar üçgen. Aa, bu da eşkenar üçgen. Eşitliği yazınca hatta açıları da yazınca 60 60 burası da 60. E, burası da 90. Şurada ne çıktı arkadaşlar? Ekstradan bir ikizkenar üçgen çıktı. Ve sanki olay bitti arkadaşlar. Şurası kaç derece? 150. Burası kaç? Alfa. Burası nedir? Alfa. 2 alfa artı 150 eşittir 180'den. Ya da 180'den 150 çıkart 2'ye böl. Alfa da buradan kaç derece gelir? 15 derece gelir arkadaşlar. Evet 19. sorunun cevabı böylelikle Akçay çıktı. Geldik 20. soruya. <laughs> Bu bir kareymiş. Çevresi 60'mış. 60'ı böl 4'e 15 mi yapıyor? Evet. Bir kenar 15. Hocam bir kenar 15. O zaman bir kenar 15 ise şurası 3 ise buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Tamam. Hatta buraya kaç kaldı? 11 kaldı diyebiliriz. E ne var burada arkadaşlar? X. X'e ait şekilde 90 derece varsa e, iki şekilde buluyorduk. Ya Pisagor bağıntısına ya da benzerlikten buluyorduk. Ama burada sanki şöyle bir dik yamuk var. Dik yamuk olduğunda İnsan olan ne yapar dediğimde bazı arkadaşlar bana kızıyor ama kızmayın. insansınız da e, yapıyorsunuz bunu. Hop hocam dikdörtgen oluşturuyoruz. Dikdörtgeni çizdiniz. Yani ne çıktı karşımıza? 4 ise burası 4 hatta şöyle farklı bir kalemle göstereyim. Artık burası 4 birim. Buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Evet. Şu düzgün yazayım. PDF'e bakacaksınız çünkü. Burası 4 birim oldu. Burası da kaç yaptı? 8 yaptı arkadaşlar. E burası da zaten 15. E buradaki Pisagor'dan da 8, 15, 17 üçgeninden cevabı 17 buluruz. 20. sorunun cevabı böyle çıktı arkadaşlar? E 17 çıktı arkadaşım. Geldik 21. soruya. Evet. Karenin içerisine birer kenar alıp çakışacak şekilde 7 tane kare konmuş. E ne var bunda? Tamam. Karenin birim kareler mi konmuş? <laughs> soruyu okuyalım. Birim kareler. Evet birim kare demek ne demek? Bir kenarı bir birim olan kare. Arkadaş şunu bulmak için ne yapmam lazım? 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Hop dik çizdim. Hocam dik çizince zaten buradakiler birim kare. Bir birim bir birim bir birim bir birim. Bir, birim. bir iki üç dört birim burası. Hocam e, şurada da aynı şekilde şöyle çizdiğimiz zaman bakın. Burası da bir birim bir birim bir birim bir birim. Burası da dört birim yaptı. Bu bir kareydi. O zaman ben buraya x dersem x artı 4 ise burası da x artı 4 yapacak. Yani buraya x kaldı. E burası x ise burası da x değil mi arkadaşlar? Şurası x ise burası x dikdörtgenden dolayı. E burada ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar üçgen çıktı. Yani x kök 2 eşittir. 3 kök 2 ise x'i buradan 3 buluruz. Alan ABCD isteniliyor bizden. x 3 ise bir kenar 7 çıkar. O zaman alan ABCD'de de ne çıkar arkadaşlar? 7'nin karesinden 49 çıkar. Evet bu sorumuzun cevabı da 49 oldu. Ve geldik 22'ye. 22'de demiş ki karenin içine 5 tane eş dikdörtgen yerleştirilmiş arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ne var burada dikdörtgen? Ee, şu dikey kenarlardan karenin bir kenarına, yatay kenarlardan da karenin bir kenarına ulaşabilirim. Şu kısa kenara a dersem hocam şurası a. Hatta şuraya b dersem hocam burası a artı b. O zaman uzun kenar a artı b. Hocam dikeylere dikkat ediyorum şimdi. Uzun kenara a artı b. Dikkat edin arkadaşlar kısa kenara ne demiştik a demiştik. A, artı B, artı B, artı B. A pardon. 1, 2, 3, 4 tane A var burada. Evet burası 4 A artı. B'den de kaç tane var? 2 tane B var. Şimdi bir de yataylara bakalım arkadaşlar. Şuranın ne olduğunu biliyoruz. A artı B. Hocam zaten bak burası A. Tamamı A artı B'ydi. Burası B oldu. E, şurası zaten kısa kenar A'ydı. Burası da A artı B olduğunu biliyoruz. Şurası bak A artı B burası. A artı B burası. A artı B burası. Burası da 3 tane A artı 3 tane B değil mi? Evet. Karenin kenarları birbirine eşit mi? Eşit. Yani 4 A artı 2 B ile 3 A artı 3 B birbirine eşitse buradan da A ile B birbirine eşit bulduk mu? Bulduk. Çok güzel. Karenin bir kenarı 12. A karenin bir kenarı da 12 demiş bana zaten. Yani 3 A artı 3 B eşittir 12. A ile B birbirine eşit ya. O zaman bunun yerine A yazdığımız zaman 6A eşittir. 12 ise A'yı buradan 2 buluruz. A2 ise dikdörtgenin bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? Şurası 2. E, A2 bulduk çünkü. 2. Burası da A artı B. Burası A artı B. Burası da A'ydı arkadaşlar. A2 ise A ile B birbirine eşit. Burası da 2, 2, 4 yaptı arkadaşlar. O zaman alanda kaç yapar? 4 ile 2'nin çarpımı 8 yapar arkadaşlar. Yani 22. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı. Geldik 23. soruya. Bir katlama. Karede de bir katlama. Bakalım nasıl bir katlama. Üst üste binen kenarların birbirine eşit olması önemli. A kare hocam bu. Hop eşitlik. Olayı bitirdi sanki arkadaşlar. Bir de üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Mutlaka mutlaka yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Şurada bir x kenarlık bulduk mu? Bulduk. 35 verilmiş. Oraya yoğunlaşalım. Şurası kaç yaptı? 55. Hocam x kenardan dolayı burası da 55 yapar. 55 55 110'dan 70 yaptı. Şu açıya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı. 20 ise o zaman bunlar 10 10 yaptı. E, hocam burası 10 olsa, 10 sa 10 90 sa burası 70 yapar. Burası da 70 yapar. 70 70 140'tan alfayı da kaç derece buluruz? 40 derece buluruz. Evet cevabımız 40 çıktı arkadaşlar 23. soruda. Geldik 24. soruya. <laughs> evet ben bunu böyle katlamışım. Şunu da şöyle katlamışım arkadaşlar. Oluşan şekil makas yardımıyla iki farklı şekilde kesilerek e, bu şekil elde ediliyor arkadaşlar. Kağıt tamamen açıldığında alanı kaç birim kare olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Sonuçta bizim elimizde ne var arkadaşlar? Ben bunu ilk önce böyle katlamışım, sonra böyle katlamışım. Yani burası tüm alanın dörtte biri değil mi? Burada alanlar kayboldu. Ben bu alanı bulup, ben bu alanı bulup, bu alanı bulup toplam 4 ile çarparsam sonucu ulaşabilirim arkadaşlar. Bu kısa yol, tamam mı? Ama olur ya bize şeyi de sorarlar diye e, uzun yoldan yapmak istiyorum arkadaşlar. Neyi de sorarlar diye? Bu kağıdın açık vaziyetini de sorabilirler arkadaşlar. Evet şeklimiz asıl neresi arkadaşlar? Bakın şeklimiz şurası. Bizim asıl şeklimiz burası ve kağıtlarda kesilen parçalar var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İlk önce böyle katlanmış sonra böyle aşağı doğru katlanmış. Ne yapıyoruz? Yukarı doğru açılımları yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce bak en son böyle katlanmıştı. Yukarı doğru açacağız şeklimizi. Ama ilk önce kesilmeden önceki hallerini de şöyle bir gösterelim mi arkadaşlar? Gösterelim şu kesilmeden önceki hali bu şekilde. Kesilmeden önceki hali bu şekilde. Kesilmeden önceki hallerinde şurası bir birim. İşte iki, ikişer birim verilmiş. Altı birimde. Ha altı birimse 3 üç, üç yaptı burası. Ee, burası da altı birim olduğu için burası da üç üç yapacak. E burası üç birimse buraya kaç birim kaldı? Bir birim. Ee, sonra burası da bir birim yaptı. Tamam. Sonra burası da e, kaç yapıyor arkadaşlar? Bir birim. Şurası da bir kare çizilmiş olmuş. Dikdörtgen ya da kare çıktı arkadaşlar. Tamam 3 olduğundan buraya da 1 kaldı. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok değil mi? E, evet, tekrar söylüyorum. Şu alanın bulup 4 katıyla da yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Yukarı doğru açılım yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilk önce en son katlama aşağı doğruydu. Yukarı doğru katlamasını açıyorum. Yukarı doğru açtığım zaman simetriyi alacağız arkadaşlar. Bir simetriğini almamız lazım burada. Simetriyi nasıl alacağız o zaman arkadaşım? Hop şununki böyle Bakın beyazın simetriği. Direkt şuradaki karenin simetriği burada. Bunlar boş kısımlar. Dolu kısım neresi oldu arkadaşlar? Dolu kısım da şurası oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Kağıdı bu sefer bu tarafa doğru açacağım. Açayım mı arkadaşlar? Açtığım zaman da şu şekilde bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani kağıdın katlamasını yani simetriğini alıyoruz. Simetriğini aldığımız zaman ne çıktı arkadaşlar burada? Şu boşluk bakın şöyle simetriye. Bu boşluğun simetriği burası. Şuradaki boşluğun simetriği neresi? Şuradaki boşluğun simetriği de şurası arkadaşlar. E tamam. O zaman istenilen alan şurası yaptı arkadaşlar. Evet boşlukları yazınca işte kağıdın bu açılımı da bu şekilde sorulabilir. O yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar? Tüm alandan şu beyaz alanları çıkartarak da sonuca ulaşabiliriz. Evet tüm alan eksi beyaz alanlar beyazlar. Tüm alan nedir arkadaşlar? Tüm alan altının karesi. Eksi beyaz alan. Birin karesi, birin karesi, birin karesi hatta burası birin karesi. Birin karesinden kaç tane var? Dört tane var. Eksi. Hocam şurası, şurası da ne yaptı? 1 çarp 1 bölü 2'den şöyle yaptığınız zaman 1 çarp 1 bölü 2'den 1, 2, 3, 4 tane var arkadaşlar. Bir 4 tane yine 1 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağız. Yani 36 eksi 4 eksi 2. Yani cevabımız kaç yapar o zaman arkadaşlar? 30 yapar. Evet. Bu katlama sorusunda kağıdı kesme sorusunda hem de katlama sorusunda arkadaşlar. Özellikle bu şekilde yaptım ki kağıdın açık vaziyetindeki durumu da sorulabilirdi arkadaşlar bize. Ee, o yüzden haberiniz olsun. Bu şekilde yaptık. Evet. Cevabımız 24. 24. sorunun cevabı 30 çıktı arkadaşlar. Geldik 25. soruya. ABCD karesi şeklindeki bir koşu parkurunda saatteki hızı 7V ve 3V olan iki hareketli B noktasından aynı anda ok yönünde harekete başlıyor. Hareketler A e noktasına karşılaşıyor. Arkadaşlar hızları birisinin 7V birisinin 3V ise gittiği yollar aynı sürede olduğu için bu E noktasına karşılaşıyorlar ya. Gittiği yollar hızlarıyla doğru orantılı değil midir? Evet hocam. O zaman 7V hızıyla giden hop şuraya gelene kadar 7X yol aldıysa 3V hızıyla giden 3X yol mu alır? Evet hocam. Aa hocam. Karenin kenar uzunluğunun çevresini bulmuş olduk. Burası 7x, burası 3x. Toplam 10x. Hocam 14'e bölünmüyor. Karenin kenarını bulamam. O zaman ben bunları iptal edeyim. 7v hızıyla giden 14x diyeyim. 3v hızıyla giden de 6x diyeyim. O zaman karenin çevresi kaç yaptı arkadaşlar? Çevresi 20x yaptı. Karenin çevresi 20x ise o zaman burası 5x'tir. Burası nedir arkadaşlar? x'tir. Karenin bir kenarı 5x'tir arkadaşım. O zaman burası 4x'tir. Burası 5x'tir. Burası da 5x diye yazabiliriz. Bizden ne isteniliyor? DE bölü EA isteniliyor. DE bölü EA yani 4x bölü x isteniliyor. Cevabımız da kaç çıkar? 4 çıkar. Güzel bir soru. Bir de hızlı katmışız arkadaşlar burada. Tabi böyle sorularda bilmek lazım. Geldik 26. soruya. 3 tane eş kareden oluşan yandaki şeklin çevresi 8'dir. He. Ya bunu da sanki bu yapıda tabi bu biraz daha kolay arkadaşlar. Bu yapıda şeydeki e, şeyi de biraz bekliyorum arkadaşlar. Böyle bir çevreyle alakalı bir soruda beklemiyor değilim arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız? Çevresinden bahsetmiş. Çevresini bulurken arkadaşlar karenin bir kenarı A. Hocam burası da A, burası da A, burası da A, burası da A. Tamam bak şurayı hallettim, burayı hallettim, burayı hallettim, burayı hallettim. Şurayı ne yapacaksın? Burası yok. Bilmiyoruz. Burası da A. Burası da A. E burayı ne yapacaksın? Burayı da bilmiyoruz. İşte böyle üst üste bindirilen yapılarda dikeylerin ve yatayların ayrı ayrı bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dikeylere baktığınız zaman dikeyler, dikeylere baktığınız zaman 1, 2 çevrede olarak bakacaksınız. 3, 4 yani 4 tane ağım var arkadaşlar dikeylerde. Aynen öyle. Yataylara bakın. Hocam bir A burada, iki A burada. Tamam. Yataylara da bakıyorum şimdi. Yataylar toplamında ne yaptı? 2A yaptı. Hocam şurası var, şurası var, şurası var. İşte burada şu ve şurasını bu, e, ayrı ayrı bilemiyorum ama üsttekileri bütünsel düşünseniz şu artı şu artı şu iki tane yatay eşit olmadı mı? Evet. Evet, buradakiler iki tane A'ya eşit oldu. Şu üçünün iki, toplamı da iki tane A'ya eşit oldu. Toplamda yataylar toplamı da 4A oldu. O zaman bizim çevremiz ne oldu arkadaşlar? Çevremiz 8A yaptı. 8A kaçmış? 48 O zaman A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8A 48 ise A da buradan 6 çıkar. Tüm şeklin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. A'yı 6 buldun ya o zaman karenin alanı kaç çıkar? 36 çıkar. E bizim alanda kaç çıkacaktır? 3 tane 36'ya eşit olacaktır. Yani 108'e eşit olur arkadaşlar. Tamam. Bu yapıda bir soru da beklemiyor değilim arkadaşlar. Daha bir soru. Geldik 27'ye. Ne yapacağız? Hocam köşegen çizilmiş karede. Karenin köşegenleri özel bir şekilde kestiği için işimiz gücümüz köşegen köşegeni çizdik. Köşegenler birbirine eşit. Hatta şu parça, şu parça, şu parça, şu parça da eşit olacak. E tamamı kaç bunun? 16. Hocam burası 8, burası 8, burası 8, burası da 8 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı arkadaşlar. E burada da Pisagor bağıntısından dolayı x'i kaç buluruz? 4 5 olarak buluruz. Geldik 28'e. Hocam köşegen üzerindeki bir noktadan karşılıklı köşelere çizilen uzunluklar neydi? Birbirine eşitti. Şunlar birbirine eşit. Ya özellikten gidersen soruyu biraz zor yaparsın. Boşver özelliği kardeşim. Karede köşegen çizilmiş bir çizilmiş. Ne yapacaksın? Hocam diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenlerin kesmesi özel bir durum oluşturuyor. Köşegenler birbirine eşit. Şu bu parça, şu parça, şu parça. Hatta burası da eşit. Aa hocam. Dik tabanı iki parçaya böldü. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani şu parçayla şu parça eşit. Hatta bu bir açı ortaydır. Yani burası da 70'tir. Aa 70-90 ise burası ne? 20'dir. Hocam şu açı alfa artı 20. Kaç olmalı? Karenin köşegeni olduğu için. Burası da 45 burası da 45 olmalı. Yani 45 derece eşit olacak. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 25 derece olarak buluruz. 28. sorunun cevabını da böylelikle ne bulduk? 25 bulduk. Geldik 26. soruya. Evet dedim ki size kare sorularında 15 derece 75 derece ya da 75 derece gördüğünüz zaman Köşegen çizin kardeşim. %99.9 tutar. Ya da zaten burada ne var? Bir köşegen var. Özel bir durum. Diğer köşegeni de çizmek lazım tabii ki. Çiz kardeşim. Gözün kapalı çiz. Köşegenler. Hemen açıda verilmişse açıları yaz o zaman. Bak 45'leri yaz. Siz burada köşegen çiziyorsunuz. Köşegenlerin dik olduğunu gösteriyorsunuz. Kardeşim orada ekstra bir açı var. Niye açıya dalmıyorsun? Dal açıya. Soru seni yönlendiriyor. Açı da varsa açıya da daldın. A. Dalınca 45-15 daha kaç çıktı? 60. O zaman burası kaç oldu? 30 oldu. Oo, süper bir şey oldu. Yani şu üçgenimiz ne oldu arkadaşlar? Şu üçgenimiz bir dik üçgen oldu. Dik üçgen 30 60 90 üçgen. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 30'un karşısı yarısıdır 3 kök 2'dir. O zaman burası da 90 hatta burası da 3 kök 2. O zaman x de kaç çıkar arkadaşlar? 3 kök 2'nin kök katı çıkar. Yani x buradan kaç çıkar? 6 çıkar arkadaşlar. 29. sorunun cevabı böylelikle 6 oldu. Geldik 30. soruya. <laughs> Ne yapacağız? Ekstra bir 90 var mı? Var. Dal kardeşim alfabetaya. Yalnız bunun kare olduğunu unutma. Bak kare olduğunu unutuyorsunuz. Eşitleri göstermiyorsunuz. Şunları eşitlere en başta gösterelim. Bak. Kare olduğunu unuttuysanız soruyu çözemezsiniz tabii ki. Bir kere ne yapıyoruz? Alfabetaya dalıyoruz. Dal kardeşim. Alfa beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Aa hocam ben şuraya bir x dersem. Bak. Burası x artı 6 iken burası da x artı 6 oldu mu? Oldu. Bak karenin şeyini kullandım. A ne çıktı burada? Bir benzerlik çıktı. Şu üçgende şu üçgende kenarlar da var. Benzer. O zaman betanın karşısı 2. Betanın karşısı x. 2 bölü x yukarıya yapayım. 2 bölü x eşittir. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x artı 6. 6 bölü x artı 6. Buradan 2x artı 12 eşittir. Ee, 6x çıktı arkadaşlar. Buradan 4x eşittir 12'den. X'i kaç buluruz? 3 buluruz. Alan de isteniliyor bizden x 3 ise o zaman burası kaç çıktı? 9 çıktı. Alan ne yapar o zaman arkadaşlar? 9'un karesinden 81 çıkar. Cevap 81. Geldik 31. soruya. E, ne yapacaksın? 90'lıklar var hocam. Dal alfa beta ya, Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta alfa dedik kaldık. Alfa tamamı 90 ise beta. Beta 90 ise alfa. Kare olduğunu unutma. Aa hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş oldu. O zaman eşse eşliği kullan kardeşim. Alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 2. A betanın karşısı 4 yaptı. Betanın karşısı da 4'tür. Ne yapacağız? Boyalı alan. Tüm alandan beyaz alanları çıkartacağız. A 2 4 ise burası da 2 kök 5'tir. O zaman boyalı alan nedir? 2 kök 5'in karesinden neyi çıkartacağız? Şu, hem şu üçgeni 2 çarpı 4 bölü 2 hem de bu üçgeni 2 çarpı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2 eksi 2 çarpı 4 bölü 2 çıkartacağız. Evet 20 eksi 4 eksi 4 yani Kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Cevabımız 12 oldu 31. soruda. Geldik 32. soruya. Hmm. Bak 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 bak. Hep hocam 90'lar havada düşüyor. Dal alfa ya. Hocam alfa beta. Ters açıdan beta. Burası 90 burası alfa. Aa, takıldın kaldın. Alfa 90 ise burası da beta. Tamam ne yapacağız hocam? Ya hocam 11 tamamı. E, burada şu üçgeni seçemem arkadaşım. Değil mi? Seçemeyiz. Maalesef seçemeyiz. Ne yapabiliriz o zaman hocam? Aa bak şimdi iki farklı yol fark ettim şu anda. Gerçekten iki farklı yol fark ettim. Birincisi şu. Arkadaş ben sizi şu şekilde uyardım. Şu şekilde uyardım. Hocam karenin dışında bir tane üçgen varsa dışında da siz oluşturun. İster şuradan oluşturun arkadaşım. ister şuradan oluşturun. Alfa 90 ise beta yapıyor. Ama burada betaya girince arkadaşlar şurada betaya girince 11'den uzaklaşıyorum. İsterseniz şurada e, üçgen oluşturmak için şu uzantıyı alın arkadaşlar. Şu uzantıyı aldığınız zaman sanki şeyden uzaklaşmıyoruz. Beta 90 alfa. E, bir dik çizdiğim zaman olay bitti. Alfa 90 burası beta yaptı. Evet şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Kocaman yazıyorum eş oldu. Aa hocam alfanın karşısı bilmiyoruz. Hoş ver o zaman. Betanın karşısı burada kaç? X artı 3 ise. Betanın karşısı burada da x artı 3'tür. Ne yapacağız hocam burada? Ya şuradaki 90'da kullanmam lazım. Aa 90 90 90 90. Bir dikdörtgen çıktı burada karşıma. Hocam burası x ise burası da nedir? x'dir. Şimdi burada alfanın karşısı x olduysa buradaki alfanın karşısı da x olmalı. Dolayısıyla 11 neye eşit oldu? Şimdi 11'i kullanacağım. x ile x artı 3'ün toplamına. x artı x artı 3. Yani kaç oldu arkadaşlar burası? 11'e eşit. 2x 8 ise x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Oldu mu? Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Tamam. Hocam ikinci bir yol demiştiniz. Ne oldu? Hadi yapayım o zaman. Bak şimdi sildim. Tamam. Karenin dışında bir üçgen varsa, dışında bir daha da bir tane daha oluşturmak önemli şeylerden bir tanesidir. Zor soru tiplemesidir arkadaşlar. Ama Allah'tan hepiniz buradasınız bu soru için eminim. E, buraya daldınız. E, i̇kinci bir yolda görmenizi de isterim. Burası da ne yaptı? Beta alfa. Ne yapmak lazım? Hocam burada alfa beta 90 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Tamam. Şimdi ne yapmak lazım? Karenin bir kenarı burası. Karenin bir kenarı burası. Karenin bir kenarı burası. Ya 11'i kullanmam lazım. 11'e bakan insanoğlu. Şu x'i daha bilmiyoruz arkadaşlar. 11'e bakan insanoğlu. Ne yapar? Hocam şuradaki yamuğa dikkat eder. Burada ne var? Dik yamuk var. Aa, bak şimdi dik yamuk mantığından çözeceğim soruyu. Hocam dik yamuk var. Dik yamukta insan olan ne yapar? Hocam hop şöyle dikdörtgen oluşturur ve dik üçgen oluşur. Alfa 90 burası da beta oldu. Bak şimdi dikkat dikkat dikkat. Şu üçgenle alfa beta 90 doksanın karşı çift çizgi. Şu üçgen ne oldu? Kocaman yazdım yine eş. Çünkü alfa beta 90 doksanın karşı çift çizgi. Alfa beta 90 doksanın karşı çift çizgi. Gerçekten de eş oldu. Aa hocam burada da 90 90 90 90 oluştu. Yani x ise burası x dikdörtgenden dolayı. Madem bununla bu birbirine eş Alfanın karşısı x ise alfanın karşısı x'tir. A burası xken, şurası da kaç oldu? x oldu. Beta'nın karşısı x artı 3 ise beta'nın karşısı burada da x artı 3'tür. Hoba. x artı 3 ile x'in toplamı yine nedir arkadaşlar? 11'e eşit. Ve x'i de buradan yine ne buluruz? 4 olarak buluruz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir soru arkadaşlar. Size bayağı bir şey öğretebilecek bir soru. Allah'tan hepiniz buradasınız. Yani çoğunluğunuz %90'ınız eminim buradasınız arkadaşlar. Ve iyi ki de şu soruyu iki farklı yöntemle çözdüm arkadaşlar. Hani diyorlar ya geometride yüzlerce yol vardır. Ya bunu geç bu doğrudan açılarda yüzlerce yol vardır da. E, geometride genelde arkadaşlar iki ya da üç farklı yol vardır. Biz burada kare mantığında eş üçgen mantığında dışarıda yaptık birinci mantık bu. İkinci mantıkta dik yamuğu gördük dik yamuk mantığında çözdük mesela arkadaşlar. Değil mi? Evet. <laughs> Belki zorlasak bir yoldan daha buluruz ama en böyle klas yöntem bu diyebiliriz arkadaşlar. Evet. 32. soru. Böylelikle ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Geldik 33. soruya. Evet. Bunları da yazmasaydım. Yani ağırlık merkezini kullandırıcı soruda yazmasaydım olmazdı arkadaşlar. Yani ağırlık merkezi sorusu. Yani köşegenlerin kesim noktası sorusu arkadaşlar. Şimdi burada Burası köşegenlerin kesim noktası. İki farklı şekilde yapacağım arkadaşlar yine. Ya aslında bunu da bir konu anlatımı olarak düşünebilirsiniz. Madem köşegenlerin kesim noktası. Hop şunu çizdim. Bu köşe, köşe oradan geçmek zorunda. Hop bunu çizdim. Bu da oradan geçmek zorunda. Burası 12. Bak şimdi dikkatli dinle. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor hocam. A 90'lar havada uçuşuyor. Şey. Alfa beta'yı e alacağımız aşikar. Ve şurası nedir arkadaşlar? 45 45. Şurası da nedir? 45 45. Hocam burası da 45. Burası da 45. Şimdi dikkat et. Dikkat dikkat. Köşegenler birbirine eşit mi? Eşit hocam. Tamam. Hocam, şuraya alfa dersek, burası beta. Tamamı 90 olduğu için burası alfa, 90 olduğu için burası da beta oldu. Aa hocam, şu üçgene bak. Beta 45 üçüncü açı, beta 45 üçüncü açı. Gördünüz mü? Şu üçgenle şu üçgen maviler ne oldu arkadaşlar? Eş oldu. O zaman maviler eş üçgense, burada kalan A alanıysa, burada kalan da A alanıdır. Buraya B diyecek olursam Benden A artı B isteniyor. A artı B alan ne oldu? Karenin şu köşegenleri kestiğinde şuradaki alan A artı B yaptı arkadaşlar. Bakın A artı B. Karenin alanının dörtte biridir. Yani 12'nin karesinin dörtte biridir arkadaşlar. 12'nin karesinin dörtte biri kaç yapıyor? 12'nin karesi 144 bölü 4'ten 36 mı yapıyor arkadaşlar? Evet 36 yapar cevabımız. Birinci yol bu. Ha uzunlukla da alakalı bir şey görürse şu üçgenle şu üçgen eş ya. Betanın karşısındaki kenarla betanın karşısındaki kenarları da birbirine eşitliğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar hatta buraya B dersem A artı B ise burası da A artı B olacağından buraya da B diye söyleyebiliriz. Birinci yol bu olsun. İkinci yolda şu olsun. <laughs> ne yapalım? Ağırlık merkezi ise arkadaşlar karenin ağırlık merkezinden şöyle dik çizdiğimde dikdörtgende göstermiştim. Ee, burada da kareleri göstermek şimdi nasip oldu arkadaşlar. Şuradan dik çizsem ne yapar? İki eş parçaya böler hocam burayı. Ağırlık merkezinden çizilir. Hocam buradan da dik çizsem burayı da iki eş parçaya böler. Tam da aynı. Kare olduğu için aynı hatta. Hatta 6'ya 6 diye böldü. Burası da 6'ya 6 diye böldü. A 90 90 90 90 6 ise burası da 6. 6 ise burası da 6 oldu. Oo süper oldu. Yani bir karede burada çıktı. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. E, tamamı 90. Alfa Tamamı 90 beta. Beta 90 alfa. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Yine kocaman yazayım şuraya. Eş üçgen oldu. A eş üçgen. Taralı alanlar. Çok saçma. Y yine aynı mantıkta. Şuraya A alanı diyecek olursam. Burası da A alanıdır. Evet. Hocam burası B alan diyecek olursam. A artı B alan isteniyor benden. A artı B alan direkt şu küçük karenin alanı değil midir? Evet. Yani 36'nın karesidir. Direkt cevap 36 yapar. 33. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 36 yani işaretleyelim şuraya. Balıkesir bulduk sevgili gençler. Geldik. 33. soruydu değil mi o? Geldik 34. soruya. Şimdi ne var arkadaşlar burada? D ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi dediğimiz şeyde ne yapacağız arkadaşlar? İki farklı şekilde çözebilirsiniz. Bir, hocam köşegenleri çizebilirsiniz. Eyvallah. Sıkıntı yok. Köşegenleri çizip oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir köşegen sadece ve sadece yeterli olabilir belki. Ya da ne yapacaksanız şu dikmeleri çizip oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapın. Hiç sıkıntı değil. Hatta buradan da buraya çizebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ben ne yapayım? Köşegen çizeyim yine. Köşegen çizdiğimde. Köşegenler nasıl arkadaşlar? Birbirini ortalıyor. Aa hocam kelebek benzerliği var burada. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O zaman şu parçayla da şu parça eşittir. Hatta burada kalan A ise burada kalan da nedir arkadaşım? A'dır. A şuraya da B dersem. Benden A artı B gibi saçma bir alan isteniyor. Şuraya baktığım zaman A artı B. Hatta neresi oldu arkadaşlar? Şurası mı oldu? Evet. Bizden A artı B isteniyor. Yani karenin alanının nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. Yani 200'ün yarısı kaç yapıyor arkadaşlar? 100 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan çıktı. Ve geldik 35'e. Ne yapmış? ABCD karesi. Döndürmeyi de koymazsak olmaz değil mi arkadaşlar? Evet. Kare ve dikdörtgenle ilgili her tarzı buraya koydum arkadaşlar. Karşılaşabileceğiniz her yeni nesil soruyu buraya koydum. Gerçekten koydum. O yüzden videonun başında ben size ne dedim? Büyük ihtimalle sınavdaki dikdörtgen ve kare ile ilgili çıkacak soru bu videonun içerisinde var kardeşim. Hatta hem TYT'de hem de AYT'de belki iki yerde de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. ABCD karesi B köşesi etrafında 30 derece olacak şekilde saat yönünde döndürülüyor. Hmm. Saat yönünde döndürülüyor. Ha 30 derece döndürülmemiş. Şuradaki ABC üç açısı 30 derece olacak şekilde döndürülmüş. Kaç derece döndürmüş aslında? Burası 90 burası da 90 olduğundan dolayı. 30, 90, 90. Buraya da kaç kaldı? 150 derece kaldı. Yani buradan buraya 150 derece döndürmüş aslında arkadaşlar. Neyse. Şimdi bana ne demiş arkadaşlar? A ile A üstü arasındaki uzaklık 12 birim olduğuna göre. A bu. Hep söylüyorum döndürmede. Kalem örneğini veriyorum. Döndürmede arkadaşlar kalem döndürdüm. Yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani şekillerin eş olması burada önemli arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Karede ben bu kareyi döndürdüm mü? Döndürdüm. Süpersiniz hocam. Döndürdük. Evet. Aynı kare mi? Aynı kare. Aynı kare eşitlerini yazdılar. A hocam, bak aa A üst uzunluğunu zaten vermiş. Şurada bir üçgen var mı? Var. Ve şu uzunluk kaç arkadaşım? Şunu düzgün şekilde şey yapayım. Şu uzunluk kaç arkadaşım? Bu uzunluğu da bize ne vermiş? 12 olarak vermiş. Süper. O zaman bu uzunluk 12 ise, şu uzunluk 12 ise. Şuraya baktığın zaman. Burası 120 derece. O zaman bunlar da 30 30 120 yaptı arkadaşlar. O zaman karenin bir kenarına a a diyecek olursam a kök 3 eşittir 12 ise a da buradan 12 bölü kök 3 eşit olacaktır. Yani 4 eşit olacaktır. Evet a'yı 4 kök 3 buldum. Şimdi benden ne isteniyor? Şimdi benden şu uzunluk isteniyor. Allah Allah. Hocam bunu nasıl bulacağız? Ya buna ait de bir üçgen oluştur o zaman arkadaşlar. Köşegen çizmek çok mantıklıydı. O zaman burada bir köşegen çizip burada da bir köşegen çizip onlara ait bir üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar şu uzunluğa ait. Bu köşegeni çizdiğimizde buradaki açımız kaç derece? 45, 45, 45. Hocam bu köşegen çizdiğimizde burada kaçı da 45 derece. A şu açıda kaç derece yaptı? 45, 30 ve 45'i toplamı yine 120 derece yaptı. Yine 120, yine 120. Evet şu 150'yi boş verin arkadaşlar burada. Şuradaki açı 120 derece yaptı. Ve bu köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet burası 4 köküç, burası 4 köküç bulduysak köküç katı burası kaç yaptı arkadaşlar? 12 mi yaptı? 12 yapar mı ya? Hiç kafa çalışmıyor. 4 kök 3'ün kök katı. 4 kök 6 mı yaptı? Evet. Burası da 4 kök altı yaptı. E burası 120. Bunlar da 30 30 oldu. O zaman arkadaşlar şuradaki üçgende de şu DD üssü uzunluğu da ne olmak zorunda arkadaşlar? 4 kök altının kök üç katı. 30 30 120 üçgenin özelliğinden. 4 kök altının kök üç katı. Yani bu 4 çarpı kök 2 çarpı kök 3 zaten. Daha kısasından yapayım. Bir de kök 3 de burada var. Şurası da 3 yaptı. 4 kök 3 12. Cevabımız da 12 kök 2 olarak bulundu arkadaşlar. 35. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Zor bir soru. Gelen arkadaşlar hoş geldiniz. 35'i böylelikle bu şekilde bulduk arkadaşlar. Ve geldik 36'ya. Oy ne diyor bu soru? Birer kenarları iki birim olan iki eş kareden biri ABCD karesinin içinden diğeri de dışından hareket ediyor. Tamam. Şu içinden bu dışından hareket ediyor. ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 12 birim. <laughs> Şurayı yazayım da aklında bulunsun. B köşesinden harekete başlayan kare, hızlarıyla alakalı bir şey demiş mi? Hmm. B köşesinden harekete başlayan kare, A köşesinden harekete başlayan karenin iki katı hızıyla hareket ediyor. Yani şurası V hızıyla hareket ediyorsa burası 2V hızıyla hareket ediyor. Tamam. O zaman bu karelerin gittiği yollardaki şeyde de hızlarıyla doğru orantılı olduğu için bu x kadar gittiyse bu 2x kadar gitmeyecek mi arkadaşlar? Gidecek. Peki. Şimdi iki küçük kare aynı anda harekete başlıyor. A köşesindeki kare 10 birim yol aldığında, evet bu 10 birim gittiğinde bu iki katı kadar gidecek arkadaşlar. Bu 20 birim mi gider? Evet, 20 gitmesi lazım arkadaşlar. Bu 10 birim giderse. Bu 10 birim giderse bu 20 gidecek. Zaten karenin bir kenarı kaç birimde? 2 birimde. Yani bu 11'im gitmesi demek ne demek arkadaşlar? Zaten im gitmesi demek bunun 11'im yol alması demek. Zaten şuraya kadar ki uzunluk im değil mi? O zaman burada köşe buraya gelecek. Yani sağ köşe buraya gelecek. Yani bizim karemiz ne yaptı arkadaşlar? Siyahla çizeyim yine buraya. Bizim karemiz şu şekilde oldu arkadaşlar. Evet. Karemizi bir düzgün çizsek süper olacak. Şöyle. Evet, bizim karemiz şuraya geldi arkadaşlar. 11'im gidince Bakın A köşesinde o buraya geldi. 12 birim ya zaten burası. 10 birim gitti buraya geldi. Tamam. Şimdi bu ne kadar gidecek? 20 birim gidecek. Hocam şuraya kadar geldiğinde kaç birim gitmiş oluyor? Bak dikkat edin şimdi. Şu şu köşeye dikkat edin arkadaşlar. B köşesine dikkat edin yine. B köşesi şuraya kadar geldiğinde buraya mı gelmiş oluyor? Evet. Zaten kaç birim hareket etmiş oluyor? Buradan buraya 12 birim hareket etmiş oluyor arkadaşlar. Bak, bak, bak dikkat. Dikkat. Buradan buraya 12 birim gitmiş oldu zaten. Bunun kaç birim gitmesi lazım? 20 birim gitmesi lazım. O zaman buradan da buraya 8 birim gitmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? Buradan buraya da 8 birim gidecek. Evet, 8 birim gidecek olursa da bizim karemiz bu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Şuradan 8 birim gitti yalnız dikkat edin arkadaşlar. Buradan 8 birim şu nokta sağ, yani şuradaki kırmızı kareydi burası arkadaşlar. Buradan 8 birim daha gitmesi lazım. Buradan buraya 12 birim gitti. 8 birim daha gidecek. Yani kaç tane kare oluyor? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 4 tane kare birden gidiyor arkadaşlar buraya. Tamam mı? Ee, 8 birim gittiyse hatta buraya da kaç birim kaldı diyebiliriz. 4 birim kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü tamamının 12 birim yapması lazım. Sonra ne diyor bize? Buna göre son durumda küçük karelerin merkezler arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Evet şu küçük kare ile şu küçük kare son durumdaki merkezler arasındaki uzaklık isteniyor. Bunun merkezi dediğimiz ağırlık merkezi. Bunun merkezi dediğimiz yine ağırlık merkezi. Ne yapacağız? 90 dereceye karşılık getireceğiz arkadaşlar. E ne yapalım? Hocam karelerin merkezleri şu şekilde gidiyor. Şu şekilde gidiyor. Bunda karenin merkezleri şu şekilde gidiyor. Tam burada bir dik üçgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Şu uzunluk kaç birim? Karenin bir kenarı iki birim olduğu için şu uzunluğun bir birim olduğunu biliyoruz. Evet şuradan şuraya kadar ki uzunluğun kaç birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şurası on birim olduğunu biliyoruz. Şuraya kadar ki olan uzunluk. Evet burası on birim. Şuraya kadar uzunluk 10 birim. Şurada da bir, bir birim var mı? Var. Hocam buradan buraya kaç birim var? Şimdi onu bulacağız. Evet. Şimdi şuradan şuraya kaç birim var? Şuranın bir birim olduğunu biliyoruz. Ee, şurası kaç birimde arkadaşlar? Şurası toplamda 8 birimde. Ya da kaç tane kare gidecek arkadaşlar burada? Kaç tane kare gidecek? 8 birim gittiyse 4 tane kare gidecek diye bir söylemiştik arkadaşlar. O zaman 4 tane kareyi de buraya çizelim de sıkıntı yaşamayalım. Heh, şöyle evet 4 tane kare gidecek. Evet daha rahat bir şekilde yaptık arkadaşlar. Burası 2 birim burası 2 birim burası da 1 birim zaten. O zaman şöyle bir dik üçgen çıktı ve Pisagor bağıntısı. Dik üçgenin bir kenarı kaç? Bir kenarı hocam 2 4 6 burası. Hocam diğeri 12 burası. Evet şöyle bir dik üçgen çıktı. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Bir kenarı 6 bir kenarı 6, bir kenarı 12 olan bir dik üçgen çıktı. O zaman 1 2 kök 5 üçgenden dolayı cevabımız da kaç buluruz arkadaşlar? 6 kök 5 olarak buluruz. İlginç bir soru, güzel bir soru. Eee karenin dedim ya size çıkabilecek dikdörtgen ve karede karşımıza çıkabilecek her türlü soruyu yazmaya yani seçmeye gayret ettim arkadaşlar burada. Gerçekten o sorular. 36. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 6 kök 5 çıktı. Ve geldik 37. soruya. A ne demiş? Üst yüzeyleri kare olan şekildeki iki dolap aynı boydadır. Dolapların üst yüzey alanları sırasıyla 64 ve 16'dır. O zaman bunun bir kenarı 8. Bunun bir kenarının 4 birim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kare olduğundan dolayı değil mi arkadaşlar? Küçük dolap ok yönünde 30 derece döndüğünde ben 30 derece döndüğünde ben bunu 30 derece döndürdüğüm zaman buraya da gelebilir o da. Yo, içeri geçemez tabii ki. 30 derece döndürdüğümde hani şu kadar döndürdü olacak. Yani şöyle bir şey oluşabilir. Şu kadar döndürdün 30 derece döndürdüğünde. 30 derece döndürdüğümüzde. 30 derece döndürdüğümüzde. Ne oluyormuş arkadaşlar? C ile E arasındaki uzaklık kaç oluyormuş? 4 birim oluyormuş. Ha, bak şimdi sen şu olaya. Hocam şurası 4 birim şurası 8 birim. Sen bunu ancak ve ancak... Tam böyle şu açı kadar döndürdüğün zaman şu açık şuradaki boşluk kadar döndürdüğün zaman bu kenar uzunluğu buraya gelecek. Yani E noktası buraya gelecek. O zaman burası 8 birim olduğundan dolayı burası zaten 4 birimse ben bunu döndürdüm. Burası da 4 birim oldu. Burası da 4 oldu. CE uzunluğu ancak şu açı kadar döndürdüğümde CE uzunluğu 4 olur. Ama bana ne demiş? Küçük dolap ok yönünde 30 derecelik açıyla döndürüldüğünde yani buradaki açı kaç derece? Tam 30 derece olsun ki aralarındaki uzaklık 4 birim olsun arkadaşlar. Tamam. Evet aralarındaki uzaklık e, açı 30 derece olduğunu anladık arkadaşlar buradan. Buna göre buna göre başlangıçtaki şekilde küçük dolap okun tersi yönünde 30 derece döndürülürse C ile E arasındaki uzaklık ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi önceden ne var şimdi arkadaşlar? Sadece dolabın şu çizgilerini düşün. Bizim olayımız şu çizgilerde C ve E'de arkadaşlar. C ve E çizgileri arasındaki uzaklığı düşün şimdi. Bak şurası ve şurası. Şimdi şuradaki uzaklık kaç birim arkadaşım? Burası 8 birim. Şurası kaç birim? Şurası 4 birim. Arada kaç kaç derece? 30 derece. Ben bunu diyor ok yönünde diyor şöyle bir 30 derece döndürürsem diyor e, burası E noktası burası da C noktası. Değil mi? Evet. Şurası C noktasıymış. Şurası C noktasıymış. Burası da E noktasıymış arkadaşlar. Ben bunu diyor 30 derece döndürürsem diyor. Şurası 4 diye şöyle yazayım. 30 derece döndüreyim bakayım. Şöyle 30 derece döndürdüğümde şu CE buraya mı gelecek? Evet. Yeni E noktası. Şurası yaptı arkadaşlar. Döndürdüğüm zaman şuradaki uzunluk yine 4 birim arkadaşlar. Bizden CE arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar. Evet. CE arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar. Yani kaç derece döndürdüm bunu? 30. Yani yeni şeklimiz ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde bir şekil yaptı. Yani şöyle bir şekil yaptı. Şurası 60 derece. Burası 8. Burası 4. Evet. Bizden şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor. Hocam 8 var ya bir dik çizsem 90'ın karşı 8 30'un karşı 4 yapmalı. Zaten çizilen dik demek ki tam burası 60 derece ise tam burası 30 derece olmak zorunda. Yani o 90 derece. Tekrar söylüyorum. Şuradan bir dik çizsem siz bir kosinüs teoreminden yapıyorsunuz değil mi? Ah sizi gidiler size gidiler Neyse buradan bir dik çizsem. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı 4 yapmalı. E, 4 birim uzunluğu tam burada. O zaman burası dik olmak zorunda. E 30'un karşı 4 ise 60'ın nedir arkadaşlar? 4 kök 3'tür. Yani C ile E noktaları arasındaki uzaklık ne oldu arkadaşlar? Bu şekilde oku. 30 derece döndürdüğün zaman arada kaç toplam açı 60 derece yapıyor. Yani uzunlukta kaç derece kaç yaptı arkadaşlar? 4 kök 3 olarak çıktı. Bu da güzel ve ilginç sorulardan biriydi arkadaşlar. 37. soruyu da böylelikle dört köküç bulduk. Ve dikdörtgen ve kare ile ilgili mükemmel soruları bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. E, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.